Sevgili izleyiciler, TV52'den günaydınlar, selamlar, sevgiler, saygılar. Tarihler 25 Kasım'ı göstermekte ve Yeni Gün programı tüm hızıyla, heyecanıyla başlayacak. Bugün haftanın ilk iş günü, pazartesi. Bir haftalık, 10 günlük bir aradan sonra, 9 günlük bir aradan sonra öğrenci kardeşlerimiz bugün sevgili öğretmenlerimizle birlikte yollara koyulacaklar. Ne yapacaklar? Servisleriyle bulundukları evden okullarına doğru hareket edecekler. 9 günlük bir tatilin ardından şu anda ara verdiğimiz orta öğretim eğitim hayatı yeniden başlıyor. Yeniden milyonlarca öğrenci ve öğretmen iş başı yaptı diyelim, artık ders başı yaptı diyelim. Dün 24 Kasım'dı. 24 Kasım'la ilgili olarak tabii ki sevgili öğretmenlerimizi bu özel günlerinde, bu anlamlı günlerinde bir kere daha andık, onları aradık. Aramızdan ayrılanlara rahmet diledik. Ve 24 Kasım'da değil sadece sevgili öğretmenlerimizi her gün anmamız, anımsamamız gerektiğini bir kere daha vurguladık. Bugün de hani o dün öğretmenler günlerini kutladılar. Birçok öğretmen arkadaşımızı aradık, dostlarımıza sorduk işte sizi kaç kişi aradı, sizi kaç kişi aradı diye. Biz de aramızdan ayrılan öğretmenlerimize dualarımızı gönderdik diyelim. Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin gündemini de, şehrin gündemi de çok yoğun bir şekilde akıyor, devam ediyor. Biz de şu anda sabahın bu saatinde bizi izleyen izleyicilerimize isterseniz TV52 Haber Merkezi'nin dün akşam hazırladığı ilk haberi aktaralım. Bakalım haber merkezimizin objektifinde, kadrajında kim vardı? AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ünye ilçesinde bir otelde düzenlenen programda partililer, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ünye ilçesindeki projeleri ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, eski havaalanının olduğu yere üniversitemizin yeni kampüs alanı, orada aşağı yukarı 465 dönüm bir arazi üniversitemize tahsis edildi dedi. Eski havaalanının olduğu yerde üniversitemizin yeni kampüs alanı. Orada aşağı yukarı 465 dönüm bir arazi üniversitemize tahsis edildi. Bunu sağladık, temin ettik. İnşallah burada en kısa zamanda üniversitemizin Üye yerleşkesi çok güçlü binalarıyla halkımızın, milletimizin hizmetinde olacak. Kurtulmuş Ünye Kültür Merkezi için de gerekli görüşmelerin yapıldığını, Ünye Organize Sanayi Bölgesi için yeni yılın ilk 3 ayında faaliyete başlanılacağını kaydetti. İnşallah Ünye Kültür Merkezi de yapılmak üzere nokta konulmuştur, yola başlanmıştır, hayırlı uğurlu olsun. Organize Sanayi Bölgesi, kısa adı OSEB'e. İnşallah 3 ay içerisinde, yani ilk önümüzdeki yılın ilk 3 ayında kazma vurulup orada faaliyete başlanabilecek bir noktaya geldi. İnşallah bu 3 projeyi üyeler, sevgili hemşerilerim, takip edin ve sahiplenin diye bunları söylüyorum. Orduşehir Hastanesi'nin yapılmasıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini aktaran Kurtulmuş, Orduşehir Hastanesi bir şekilde uygulamaya başlanacaktır dedi. Orduşehir Hastanesi'nin yapılmasıyla ilgili bu sabah Sağlık Bakanımızla da telefonda görüştük. Ordu ve Sakarya devlet hastanelerinin yapılmasıyla ilgili karar çıkmış ve bununla ilgili de proje ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak noktadadır. Orada da bir karar verilerek neresi olacağına dair Ordu Şehir Hastanesi bir şekilde uygulamaya başlanacaktır. Bunu da buradan ifade etmek isterim. Programa Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin de katıldı. Zeytindalı Harekatı'nda şehit olan tankçı uzman Çavuş Taner Kart'ın kardeşi Tuncay Kart'ın düğün merasimine katılan Kurtulmuş, çifti ve yakınlarını tebrik etti. Evet, Sayın Numan Kurtulmuş Ünye'deydi, Ordu'daydı, çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bir yıl bir ara vermişti Ordu'ya gelmeyi, Türkiye'nin yoğun gündeminden, ama geldiğinde önemli açıklamalarda bulundu. İşte biz bunu haberlerimizde dile getirdik. Şehir hastanesi mi olsun, üniversite hastanesi mi olsun ya da ne olursa olsun artık sağlık sektörü ciddi şekilde kanayan bir yara oldu.
bunu bir an önce hizmete geçirin derken iktidar partisi milletvekilleri kendi aralarında ikiye bölünmüşlerdi. Özellikle şehir hastanesinin yeri konusunda ikiye bölünmüşlerdi. En son noktayı hafta sonu geldiğinde Sayın Numan Kurtulmuş koydu diyelim. Çünkü Sayın Ergun Taşçı üniversite kampüs alanının yanına yapılabilir şehir hastanesi demişti. Sayın Metin Gündoğdu Botanik Park demişti. Sayın Şener Yedildiz o ayrı bir şey söylemişti ama dediğimiz gibi son sözü Sayın Numan Kurtulmuş ve tabii ki Sayın Mehmet Hilmi Güler söylediler. Sayın Hilmi Güler de geçtiğimiz günlerde açıkladı ihalesi yapılacak diye. Bakalım ne olacak bilmiyoruz ama biz yine nasıl anlaşılır, nasıl görülüyor ekranın o karşısından ama şehir hastaneleri gibi yani sistemi biraz böyle kar amaçlı ya da bir takım çevrelere verilmesi planlanan bir hastane yerine üniversitenin çok modern bir tıp fakültesi hastanesinin olmasının uzun vadede çok daha akılcı ve bölge içinde, Ordu Üniversitesi içinde buraya gelecek olan profesörlerin burada ikametgahlarını bulundurması ve yaşaması adına önemli bir karar olacaktır diyoruz. Sevgili izleyiciler, sevgili öğrenci kardeşlerimiz, öğretmenlerimiz bugün 25 Kasım. Hadi bakalım tatil bitti. Saatler de şu anda 07:37'yi göstermekte. Annelerde, babalarda telaş var. Öğrenci kardeşlerimizde de telaş var. Ne yapılıyor? Bu verilen aradan sonra sömestre kadar çok planlı güzel bir şekilde çalışıyorsunuz. Öğretmenlerimizi bir kere buradan, bir kere daha buradan sevgiyle analım diyelim. Hastalarımız var, acil şifa bekleyen hastalarımız var. Onlara da geçmiş olsun diyelim. Hafta sonu çok fazla hastalık ve ölüm haberi duyduk. Bizleri üzen ölümler oldu, aramızdan ayrılanlar oldu. Yakınlarını kaybeden dostlarıma, arkadaşlarıma da, izleyicilerimize de başsağlığı ve sabır dileyelim. Türkiye'nin birçok sorunu meselesi var ama biz şimdi biraz içte orada neler oluyor, neler bitiyor. Hafta sonunda dedik ya, Sayın Numan Kurtulmuş'un ilçe ziyaretleri damgasını vurdu. Sayın Kurtulmuş Ünye'den sonra Fas'taydı. AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş, Fas'ta Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar'ı makamında ziyaret etti. Numan Kurtulmuş'u belediye personeli, partililer ve çok sayıda kişi belediye binası önünde karşıladı. Önce belediye şeref defterine ziyaretle ilgili düşüncelerini yazan Kurtulmuş, daha sonra başkanlık makamına geçti. Ziyarette ilk olarak ev sahibi Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar'ın selamlama konuşması yapıldı. Şahsı uzun yıllardır memleketimize ve milletimize hizmet etmekte. İnşallah bizler de onun çizgisinde çalışma arkadaşlarımızla birlikte memlekete hizmet etmeye çalışacağız. Ben bir kez daha arkadaşlarımızla adına Sayın Genel Başkan Vekilimize hoş geldiniz diyor. Saygılarımı, örneklerimi sunuyorum. Daha sonra AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş bir konuşma yaptı. Fas'ın Karadeniz'in ince kenti olduğunu belirten Kurtulmuş, Başkan Kibar'a yapacağı tüm projelerde destek vereceklerini söyledi. Ve teşekkürlerimi ifade ediyorum. Güzel bir seçim sonucu elde etmiş oldular. İnşallah bundan sonraki önümüzdeki dönemde de Fas'ı böyle Karadeniz'in incisi olacak bir güzel sahil kenti haline getirmek için canla başla mücadele edecekler, gayret edecekler. Kendi projeleri, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler Beyefendi'nin de destekleriyle, yardımlarıyla inşallah burada örnek bir belediyecilik göstereceklerinden zerre miktarı şüphem yoktur. Biz de merkezi hükümet olarak kendilerine destek olacağız, yardımcı olacağız ve inşallah Fas'a bugün olduğu seviyeden çok daha kısa bir süre içerisinde daha ileri bir noktaya gelecektir. Ben İbrahim Ethem kardeşim şahsında bütün Faslılıları tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş, belediye ziyareti sonrasında Fas'a Belediye Spor Sporu ziyaret etti. Kurtulmuş burada Fas'a Belediye Spor yöneticileri tarafından üzerinde ismi yazılı 52 numaralı forma hediye edildi. Efendim buradayız. Sayın Genel Başkan Vekili. Evet, dedi ki hafta sonuna Sayın Numan Kurtulmuş'un ziyareti damgasını vurdu. Sayın Numan Kurtulmuş son dönemde AK Parti'de önemli bir görev üstlenmekte.
Tabii orduların, faslaların, üyelerin bölgeye hizmet alma noktasında isminin bu kadar özel ve farklı anıldığı bir dönemde bölge için çok daha fazla yatırım beklemekte. Günaydın mesajlarınız için teşekkür ediyorum. Hakikaten dışarıda inanılmaz soğuk bir hava var. Katılıyor musunuz bana bilmiyorum. Özellikle şehir merkezinde, ilçelerde durum nedir ama evden dışarı çıkıyorsanız bir kere daha düşünün. Dışarıdaki o kasvetli görüntünün yanında inanılmaz sert bir soğuk var. Artık kış geldi. Daha doğrusu kış bir türlü gelemedi. Uzmanlar bu sene acaba su sıkıntısı çeker miyiz, çekmez miyiz diyorlar. Bakalım, bekleyeceğiz, göreceğiz diyelim. İsmail Bey günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Belediye başkanımız Perşembe için doğalgaz müracaatını yaptıklarını açıkladı. Ama tarih yok demiş sevgili İsmail Odabaşı. Umarım yeni yılın ilk ayaklarında başlar, yapılan hizmetlerin yanındayız ve takipçisi oluruz demiş. Perşembe'den yazıyor dostumuz. Turgay Kırdar, merhabalar Akın Bey, sizlerden ricamız Çaybaşı ilçemizde, Çaybaşı ilk üvezimize yapılan çöp tesisini dile getirmeliyiz. Halk olarak çöp kokusundan nefes alamaz olduk diyor. Valla sevgili Turgay Kırdar, ne söyleseniz haklısınız ama bu çöp nereye giderse gitsin inanın aynı sıkıntılar yaşanmakta. Umarım yani katı atık tesisinin olduğu noktadan bahsediyorsunuz sanırsam. Umarım çevrenin, sizlerin sağlığını sıkıntıya sokacak herhangi bir durumun durumla karşı karşıya değilsinizdir. Ama dediğim gibi biz bu konuyu sizin sizi rahatsız eden ya da çevreyi rahatsız eden herhangi bir durum, görüntü olursa ekrana getirmeye hazırız. Bunu da belirtelim. Sevgili dostumuz, bir izleyicimiz biraz uzun bir yazı yazmış. Kim yazmış bu yazıyı? İsmail Koçan yazmış. Şehir hastanesinin Fas'a getirilmesini istiyor. Biraz önce diyor şehir hastanesi haberini izledik ama diyor biz diyor şehir hastanesinin yatırım olarak Fas'a yapılmasını istiyoruz diyor. Aslında şu noktada şöyle haklı olabilirler. Yani Ünye ile ordunun arasında Fas'a olabilecek şeklinde. Numan Kurtulmuş'u ikna etmenin en güzel yolu evet, buradaki bir maden ocağıyla ilgili olacaktır diyor. Gelecekte bu hastaneye en çok Fassa'nın ihtiyacı olacaktır diyor. Devletimiz acaba %70 ve üzeri müşteri dolar mı, dolmaz mı endişesi taşımayacaktır diyor. Tıpkı araç geçiş garantisi verilen köprülerde olduğu gibi ve geçmeyen aracın parasının devlet tarafından ödendiği gibi diyor. Çok uzun bir yazı, böyle devam ediyor. Ayrıntılı bir şekilde okuyacağım, hiç merak etmeyin. Sevgili izleyiciler, artık geceleri daha mı rahat uyuyorsunuz? Eskiden o duymaya alıştığımız düdük sesini gecenin bir saatinde duyduğunuzda dosta güven, düşmana ve kafasında kötü zihniyet olan, hırsızlığı, başka işleri planlayan insanlara ne veriyor? Korku salıyor. Kim onlar? Bekçilerimiz. Bekçilerimizin bir takım sıkıntıları vardı. Mesela bu uygulamalarda henüz yetkilendirilmemişlerdi. Sıradaki haberimiz İşte o yetkilenmeyle ve kimlik sormayla ilgili. Bakalım, izleyelim ne yapacakmış artık bekçiler. Bekçiler için İzmir 35. Asliye Mahkemesi'nin verdiği karar Emniyet Genel Müdürlüğü'nü harekete geçirdi. İzmir Bornova'da bekçiyle bir vatandaş arasında yaşanan kimlik tartışmasında mahkemeden emsal niteliğinde bir karar çıkmış, iki genç ve mahalle bekçileri arasında yaşanan tartışma ve küfürleşme yargıya taşınmıştı. Davaya bakan İzmir 35. Asliye Mahkemesi emsal bir karar vererek iki gence bir saat içerisinde iki defa kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçileri haksız görmüştü. Vatandaşın tahrik edildiğini belirten mahkeme, polis vazife ve salahiyet kanununun polislere verdiği kimlik sorma ve kaba üst araması yapma yetkisi bekçilere verilmemiştir denilmişti. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi. Çarşı ve mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisi hakkında basın açıklaması başlıklı yazıda, bekçilerin vatandaşlara kimlik sorma yetkilerinin mevcut olduğu aktarıldı. EGB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Bekçiler bölgeleri içinde dolaşan şüpheli şahısları takip eder ve üyelerini araştırırlar. Hükmüne göre çarşı ve mahalle bekçilerinin kişilere kimlik sorma yetkileri mevcuttur, kamuoyuna saygıyla duyurulur. Evet, bekçilerde durum bu. Evet, bekçilerde durum bu. Bugünün bir farkındalığı var. Şimdi evet, telefon numaramızı oraya koyduk. Çok teşekkür ediyorum Sefaç'cığım. Kadına şiddete hayır
diyeceğiz bugünkü başlığımızda. Bir taraftan öğretmenlerimizi dün fazla anamadık. Onları bu özel günlerinde unutmayacağız ama kadına şiddete hayır dememiz gerektiği bir gün. Sadece bugün dememizin doğru olmadığına inancımızı hatırlatalım ama birçok sosyal medyada kadına şiddete hayırla ilgili, 25 Kasım'la ilgili dostlarımız, arkadaşlarımız çeşitli videolar hazırladılar. Kuzey Yıldızı dizisi hazırladı, Fatsa Belediyesi hazırladı, birçok kurum ve kuruluş hazırladı. Şimdi biz bu videoyu izlerken diğerlerini de ekrana getirmeye çalışacağız. Sefahat'tan da onu rica edeyim. Evet, turuncu çizgimizdir. Kadına şiddete hayır. Kadına yönelik şiddet bir insanlık suçudur. Kadına şiddete hayır denilen bugün de bakın şöyle bir paylaşım var. Bugün 25 Kasım, bugün kadına yönelik şiddetle mücadele ve dayanışma günü. Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, gönlümüzün her zaman müstesna bir yere sahip olan gerek aile gerekse toplum yapımızın temel direği kadınlarımızın her zaman el üstünde tutulmayı, sevgiyi ve saygıyı hak ettiklerini söylüyoruz demiş. Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü farkındalığı ile dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi ne katkı sağlayacak çalışmalara ışık tutması amacıyla Fatsa Belediyesi tarafından kısa bir film hazırlandı. Şimdi isterseniz tüm kadınlarımızın mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada yaşamalarını dilerken kadına yönelik şiddet bir insanlık suçudur diyor. Kadın anadır, kadın kardeştir, kadın evlattır, kadın ailedir, kadın doğurandır, doyurandır, koruyandır. Her zaman olduğumuz gibi 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde tüm kadınlarımızın yanındayız demiş. İşte o kısa filmi izleyelim şimdi. Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde de tüm kadınlarımızın yanındayız. Kadınlarımız bizim kalp atışımızdır. Kadına şiddete hayır. İbrahim Ethem Kibar, Fatsa Belediye Başkanı. Valla zaman zaman işte sosyal medyada ya da televizyonda kadına şiddete yönelik haberleri ya da o görüntüleri ekrana getirildiğinde hep şu empatinin yapılmasını ve böyle bir olayla karşılaştığınızda işte umarsızca bu olayın yaşandığı sırada oradan geçen insanların tepki verememesine hayretle ve esefle bakarım. Lütfen bir kere daha söyleyelim. Yani şiddetin hiçbir şeklini tasvip etmediğimiz gibi böyle bir olayla ilgili dışarıda ne olursa olsun ister karı koca ister kız erkek arkadaşıyla isterse işte sevgilisini şiddete yönelik
Kim kadına fiziki müdahale yapmaya çalışıyor ise müdahale etmemiz gerekiyor. Bugün müdahale etmediğiniz kişi yarın sizin kız kardeşiniz olabilir, sizin bir tanıdığınız olabilir. O yüzden toplumun da bilinçlenmesi gerekiyor. Gördüğünüz ya da çevrenizde olan bir tartışmayla ilgili yapmadığımız şey şu: aman bize ne, ya bırak karışma. İşte hayır, ne yaparlarsa yapsınlar, aman sakın uzak dur. Hayır arkadaşlar, bakın, toplumsal bilincimizi, özellikle kadına yönelik yapılan bu şiddet olaylarının önlenmesi adına şüpheli gördüğümüz durumları yetkililerle, polis olur, jandarma olur, başka bir birim olur, mutlaka ama mutlaka paylaşmamız gerekiyor. İşte Kuzey Yıldızı dizisi oyuncuları, harikasınız, iyi ki şehrimize geldiniz, iyi ki birçok sosyal konuda hem şehrimizin tanıtımını yaparken hem de önemli mesajlar veriyorsunuz. Şimdi Kuzey Yıldızı dizisi ekibinin kadına şiddete hayır farkındalık gününde hazırladıkları videoyu ekrana getirelim. Gücünü değil, sevgini göster. Kadına şiddet, her koşulda ret. Olmaz de, dur de. Kadına şiddeti engelle. Kadına değil, şiddete el kaldır. Sen susarsan şiddet büyür. Şiddet büyüdükçe yarın arayış. Kadına şiddete sıfır tolerans. Kadına yönelik şiddete dur de. Kadına şiddet son bulsun, dünya huzurda olsun. Her sessiz kalan şiddet bir gün sizi bulur. Görmezden gelme, kadına şiddeti engelle. Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Bu topraklarda kadına şiddete yer yok. Burası ordu, havada, karada, denizde şiddete yer yok. Şiddete uğradığınızda ya da tanık olduğunuzda. Evet, hem Kuzey Yıldızı dizisi oyuncularına hem de emeği geçen o dernekteki arkadaşlarımıza teşekkür edelim. Kadına şiddete sıfır tolerans demişler. Şimdi kısa bir reklama gideceğiz. Ardından bize gönderdiğiniz yoğun mesajlarınız var. Hepsini okuyacağım, hiç merak etmeyiniz. Çok kısacık bir ara rica ediyorum. Lütfen hiçbir yere ayrılmayın. Merve'de binlerce üründe %50 indirim. Bereketli Cuma haftasına özel Sefa Merve Tunik 19.90. Sefa Merve Elbise 49.90. Mobil uygulamaya özel indirimleri kaçırma. Kendi kendimize sorduk. Nasıl bir evde yaşamak isterdik? Konforu nasıl tanımlardık? İşte tüm bu soruların sonunda köy içi evleri ortaya çıktı. Ordu'da 15.500 metrekare üzerinde inşa edilen köy içi evleri projesinde tüm daireler deniz ve bahçe manzaralı. Üstelik yeşilin 1001 tonu da köy içi evlerinde. 125 metrekareden 280 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle geniş ve ferah yaşam alanları sunuyoruz. Giyinme odası, kiler ve ütü odası, tüm odalarda ve balkonlarda TV sistemi. Bitmedi, tüm balkonlarda ısınma sistemi ve çok daha fazlası bu projede. Fore kazık temel sistemi, çift asansör, asmolen döküm, kara sıva ile birlikte mantolama, %80 sonrası ürün beğenme, çok amaçlı meydan, tüm blokların altında sosyal tesis. Kısacası bu projenin tek eksiği sizsiniz. 24 ay ve 36 ay 0 faiz imkanıyla siz de köy içi evlerinde yerinizi alın. Adalı Gayrimenkul güvencesiyle köy içi evleri tüm zamanların en iyisi. Örnek dairelerimizi görmeden ev almaya karar vermeyiniz. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Aracınız nefes alsın, performansı artsın, yakıtı düşsün istiyorsanız Esta Performans'tan açılışa özel kampanyayı kaçırmayın. EPF, partikül ve konvertör temizleme, yazılım ve işçilik dahil 500 lira. Her marka araca diagnostik arıza tespiti 50 lira. Yanlış duymadınız. Orijinal yazılımla kara dumana ve kötü performansa son.
Performansla amaç hız yapmak değil, kullanım konforunuzu iyileştirmek, aracınızdan daha fazla keyif almanızı sağlamak. 20 yıllık Almanya tecrübesiyle şimdi orduluların hizmetinde. Esla Performans. Subaşı Mahallesi 490. Sokak numara 9 Taksim A Altınordu Ordu'da. İşimiz profesyonelce orijinal yazılım. Metehan Özel Servis. Araçlarınızın tüm arızalarında, tamir ve bakımlarında araçlarınızı güvenle teslim edebileceğiniz tek adres Metehan Özel Servis sizlerin hizmetinde. 20 yıllık Almanya tecrübemizde her türlü Avrupa araçlarının periyodik bakımları, arıza tespiti, beyin okuma, alt üst bakım, klima bakımı, fren testi, araç muayeneye hazırlık, otomatik şanzıman, yağ bakım tamiri ve çok daha fazlası. Deneyimli usta kadromuzda araçlarınızı garantili olarak yapıp zamanında müşterilerimize teslim ediyoruz. Metehan Özel Servis. Sefa Merve'de binlerce üründe %50 indirim. Bereketli Cuma haftasına özel Sefa Merve Ferace 39.90. Sefa Merve Tunik 29.90. Mobil uygulamaya özel indirimleri kaçırma. Osman Köksal Otomotiv'e uğramadan lastik almaya karar vermeyin. En son teknolojiyle donatılmış servis ekipmanlarımızla lastiklerinizin değiştirilmesinden tamir, balans ve her türlü servis hizmeti güvenilir servisimizde sizleri bekliyor. Yeni lastik satışı, yazlık ve kışlık lastik satışı, dört mevsim lastik, oto lastiği, minibüs lastiği, kamyon lastiği, lastik tamiri, balans ayarı, sökme takma, ayrıca her marka lastik satışı Osman Köksal Otomotiv Otomotiv Lastik Park'ta. Michelin, Lassa, Tatco, Riken, Pirelli, Goodyear, Petlas, Osman Köksal Otomotiv Lastik Park'ta en uygun fiyata sizleri bekliyor. Siz de lastiklerinizi onu en iyi tanıyanlara getirin. Güvenilir ve garantili hizmetin keyfini sürün. Lastik Park denildiğinde yılın 365 günü her markada kampanya. Huzur dolu, güvenli bir gelecek için yaşamınızı kolaylaştıracak ince detaylarla donatılmış projelerimizle sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesinde şık, ferah ve konforlu dairelerimizle sizlere tarihi fırsatlar sunuyoruz. Fırsat 1. Bucak Mahallesi'nde Devlet Hastanesi ile Eğitim Araştırma Hastanesi arasında tamamı bitmiş, anahtar teslimi hemen taşınabileceğiniz 90 metrekare ile 144 metrekare arasında değişen daireler. Fırsat 2. Emirkent 2 sitemizde tamamı bitmiş 190 metrekare 4+1 dairelerimiz. Açık ve kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, sauna, fin hamamı, Türk hamamı ve çok daha fazlası bu projede. Fırsat 3. Şirin Evler Mahallesi'nde Melikşah sitesinde tamamı bitmiş, anahtar teslimi 110 metrekare ile 120 metrekare arasında değişen daireler. Ayrıca yapımı devam eden Nizamettin Mahallesi Hanzade Konakları'nda 125 metrekareden 210 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle sizlere görülmemiş ödeme fırsatları ve seçenekleri sunuyoruz. Selçuk İnşaat, en iyi isteyenlerin tercihi. Sevdiklerinize aldığınız o hediye kutusu var ya, hani taşınırken ihtiyaç duyduğunuz koliler, ayak altında olmasını istemediğiniz eşyaları koyduğunuz kutular, tüm o koruyucu ve aynı zamanda özel ambalajların arkasında bir isim var. Özşahin Ambalaj. Özşahin Ambalaj sektörde yaklaşık 20 yıla yakındır sizlere hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Özşahin Ambalaj, geçen yıllar içerisinde hizmet kapasitesini ve üretim kalitesini sürekli artırarak yoluna başarıyla ve gururla devam ediyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Özşahin Ambalaj, koli bizim işimiz. Sefa Merve'de binlerce üründe %50 indirim. Bereketli Cuma haftasına özel Sefa Merve eşofman 39.90, Sefa Merve elbise 29.90. Mobil uygulamaya özel indirimleri kaçırma. Herkes daha kaliteli, daha güvenli, daha konforlu evlerde yaşamak ister. Biz de gelin komşu olalım. Aynı merdivenlerde günaydın diyelim birbirimize. Aynı otoparkta selamlaşalım. Aynı kamelyalarda doyumsuz sohbetler yapalım. Gelin komşu olalım.
Elit Park'ta yaşam başladı. Sınırlı sayıdaki daireler tükenmeden siz de bu eşsiz projedeki yerinizi alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Elit Park bir alan yapı projesidir. TV2'de yeni gün devam ediyor sevgili izleyiciler. Programın ikinci bölümündeyiz. Sabah 07.30'da yayına başladık. 2,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Evet, bakın günaydın. Şehir hastanesi nereye yapılacak diye bir vatandaşımız soru sormuş. Efendim, valla onlar da karar veremediler. Bekliyoruz ama biz şehir hastanesinin değil, üniversite hastanesi olsa ne kadar iyi olur diyoruz. Teşekkür ediyoruz mesajınız için. Ali Güler İstanbul Ataşehir'den günaydın, hayırlı yayınlar, hayırlı haftalar demiş ve İstanbul çok soğuk diyor. Hakikaten burası da çok soğuk, onu söyleyelim. Sevgili Hayri Taş kardeşimiz diyor ki günaydın Akın Bey, kadına kalkan eller kırılmasın, kırılsın, tekrar düzelme şansı var, taş kesilsin. Yani kadına kalkan eller kırılmayı bırakın, kırılırsa düzelir, taş kesilsin, taş demiş sevgili Erol Taş demiş bunu, ayrı taş demiş, özür dilerim. Fatma Koyumcu da kadının değerliliği ruhundan alındı, bizlerin de ayarı değişti, çok çok basından seminer verilirse eşler için demiş. İlginç. Erol Köyçi günaydın, teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun. Evet, bakın kadına yönelik, kadına şiddete yönelik çeşitli videoları yayınladık ama Sefat varsa bir tane daha belki ilerleyen bölümlerde tekrar yayınlayalım. Programın üçüncü ve son bölümünde işte bu kadına şiddete hayır konusunu konuşmak için uzman psikolog Sayın Nagihan Akarsu canlı yayında konuğumuz olacak. Türk toplumunun bu ataerkil yapısından mı geliyor? Ya da Avrupa'da niye kadına yönelik şiddet Türkiye'de olduğu kadar yoğun bir şekilde olmuyor sorularını soracağız. Biz neyi başaramıyoruz'u tartışacağız. Biz niye her olayda, trafikte, maçta ya da mecliste ya da bir araya geldiğimizde bir toplantıda birbirimize karşı bu kadar yükselirken diğer taraftan kadına şiddeti nasıl eğiteceğiz toplumu ve önleyeceğiz sorusunun karşılığını bekleyeceğiz. Sayın Nagihan Akarsu dediğimiz gibi programın üçüncü ve son bölümünde bizlerle birlikte olacak. Şimdi Perşembe'ye gidelim. Bu aralar hem misafirleri çoktu, hem festivali, hem de gideni geleni. Mustafa Sayın Tan Doğan ve Perşembe ile ilgili haberimiz gelsin ekrana. Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan 2. Perşembe Hamsi Festivali'ni TV52 mikrofonlarına değerlendirdi. Mustafa Sayım Tandoğan Hamsi Festivali'ni geleneksel hale getirmeye çalıştıklarını önemli belirtti. Perşembe Belediyesi olarak siz düzenleyin dedi. Biz de işte sizin de gördüğünüz gibi Hamsi Festivali'nin ikincisini düzenliyoruz şu anda. Güzel de bir katılım var, güzel de bir hava var. Perşembe diyoruz, turizm, balık, bal, tarım ilçesidir, beldesidir diyoruz. Bunun için de burada Hamsi Festivali'ni şu anda yapıyoruz. Biz diyoruz ki Hamsi Festivali, Hamsi tabii ayrıcalığı vardır hayatımızda, evimizde. Her türlü bizim için çok değerli bir üründür diyelim. Yani biz hamsiye balık demeyiz. Onun için hamsi deriz. Tabii ki biz bunu geleneksel hale getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da artık geleneksel hale geldi. Yani hamsimiz bol. Biz kimse yemeden gitmesin diyoruz. Yani herkes yesin diyoruz. Geçen dönem işte Taylan kardeşimiz yapmıştı. Bayrağı bize devretti. Biz de diyoruz ki inşallah bundan sonra bu olaydan kaçmak yok. Bu ilk açtığım bayrağı sonuna kadar devam ettireceğiz diyoruz biz de ona. Sağ olsun yine burada bizimle beraber. İşin organizasyonunu yapıyor. Allah razı olsun. Perşembenin önemli bir turizm merkezi olduğunun da altını çizen Tandoğan, Perşembenin hızla geliştiğini belirtti.
biz bunu sadece Perşembe için değil, ilçemizin, Mona'mızın tanıtımına da katkı olsun diye yazıyoruz. Sadece hamş değil, pancar çorbamız var, cevizli elmamız var. Yani bir komple bir kültür yaymak istiyoruz yani burada Perşembe. Biz özellikle gastronomi alanında da Perşembe'de çok ileriyiz. Yani çok güzel çayımızla, çok güzel turşularımızla, balığımızla öne çıkmak istiyoruz gastronomide de. Çünkü bu da bir turizm şekli. Biz bu alanda Perşembe'de kalkınmak istiyoruz. Biz şuna karar verdik. Perşembe'de ne yapabiliriz diye. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Doktor Mehmet Ünlü Güler'le de bu konuda yani büyük bir beyin fırtınasını yaptık. Perşembe en güzel tarım ve turizmden kalkınır dedik. Çünkü arazi yapısı itibariyle sanayiye çok uygun değil. Uygun olmadığı için bu bölgede en güzel turizm olur. İnanın şu anda da yatırımcılar geliyor. Bir tane otele şu anda başlanmak üzere. Arkasından bir tane daha butik otel geliyor. Yani bu bölgede bir canlılık olacak. İnşallah bu da desteği, hükümetimizde de gerekli desteği aldığımız zaman Perşembe, yani inanın değişim olacak diyeyim. Tanınamayacak demeyeyim de değişim olacak altyapısıyla, üst yapısıyla beraber. Tabii burada biraz zamana ihtiyaç var. Yani bunlar çok böyle çabuk olan hizmetler değil. Evet, Perşembe 5 yıllık kış uykusundan sevgili Mustafa Sayım Tandoğan'la uyanmış durumda diyelim. İnsanlar, Perşembe'nin insanı özellikle modern şehir hayatıyla ve festivallere alışkın bir yöre ve halkı 5 yıldır yapılamadığından şikayet ediyorlardı. İşte sevgili Taylan'ın başlattığı, dostum arkadaşım Taylan'ın başlattığı bu etkinliğe Mustafa Başkan'ın da sahip çıkması çok önemli. Tabii bu arada ilçe belediye başkanları da şunu görüyoruz. Evet, belki çok fazla büyük yatırımların ismi geçmiyor ama Sayın Mehmet Hilmi Güler'in ve ekibinin farkı ortaya çıkıyor. Çünkü Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin şu an değişen çehresi ve ekibi belediye başkanlarının yatırım ve istihdamla ilgili söylemlerini, ufuklarını ve vizyonlarını da farklılaştığını gösteriyor. Her gittiğim belediye başkanı ya diyor artık evet diyor ana meselelerimiz yani önemsiz gibi görünen küçük meselelerimiz var ama bizim ana meselemiz istihdam, işsizliği çözecek olan tesisler yapılması, işte oteller kazandırılması, bölgenin durumuna göre işte tarım yapılması ya da kooperatifler kurulması. Bu anlamda Sayın Mehmet Hilmi Güler'i dikkatle takip edeceğiz ama tabii belediye başkanları da şunu anlamalı, bunu her seferinde anlatıyoruz, söylüyoruz. Vatandaş sizden hizmet bekliyor. Eğer vatandaşın hayatına dokunamazsanız, vatandaşa tepeden bakarsanız, vatandaşla aranıza mesafe koyarsanız, kim olursa olsun baki kalan bu kubbede hoş bir sada olarak anılmaya devam ederler diyelim. Günaydın mesajlarınız var, teşekkür ediyorum. Bu akşam önemli bir konser var. Türk halk müziği severler, birazdan onun klibini de sizlere izlettireceğiz. Saat 20'de Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğer Türk halk müziği seviyor iseniz mutlaka ama mutlaka bu konseri kaçırmayınız diyelim. Yaşar Kazancı Ankara'dan günaydın demiş. Teşekkür ediyoruz. Günaydın Akın Bey. Çekilen klipleri değil çözümlerini izlemek istiyoruz. Hem cinsiniz olan başkanlarınızdan çözüm istiyoruz. Yeter artık. İnanın yeter. Lütfen çözüm istiyoruz. Çözüm demişler. Doğru söylüyorsunuz ama çözümü tek başımıza yapmayalım istiyorsanız. Sadece yani kadınla problemle ilgili olan sorunun çözülmesini niye erkeklerden istiyorsunuz? Bu da bence hak verilmesin, alınsın. Günaydın Akın Bey, öğretmenlerimize, tüm öğrencilerimize hayırlı dersler diliyorum. Trafikteki tüm şoförlerimizin araçlarını daha dikkatli kullanmalarını ve yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğunu unutmamalarını, kazasız belasız bir öğretim günü diliyorum demiş. Çok da güzel söylemiş. Bakın şu anda 17 milyona yakın öğrenci, öğretmen, milyonlarca araç trafiğe çıkıyor, çıktı ya da çıkacaklar. Şu saat itibariyle şoför arkadaşlarımız var, bizi izleyenler var. Aman dikkat diyelim. O trafikte yol vermediğiniz ya da o yaya geçidinde dikkatsiz bir şekilde yaya geçidinden geçmesine engel olduğunuz yaya ya da öğrenci sizin çocuğunuz olsa, sizin yeğeniniz olsa ne yaparsınız? Lütfen diyoruz. Öncelik yayaların tüm Türkiye'de bunun bir kere daha bilinmesi adına bu farkındalığı hatırlatalım sevgili dostlarımıza, arkadaşlarımıza.
Evet, şimdi sizi Ordu'nun Kumru ilçesine götürelim. İlginç bir doğum haberi var ama bakın bu doğum neyle ilgili? Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım Orman Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen kuyumculuğun geliştirilmesi projesi kapsamında Altınordu Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru, Ulubey ve Ünye ilçelerinde bulunan 15 çiftçiye 300 adet damızlık dişi ve 30 adet damızlık koç olmak üzere toplam 330 adet bafra koyunu dağıtımı Haziran ayında gerçekleştirildi. 5 aylık sürede orduya uyum sağlayan damızlık koyunlar 2000 rakıma kadar farklı alanlarda yetiştirilmeye başlandı. 6. ayın 14'ünde aldık babamla bu koyunu. Çok mutluyuz. İlk doğumumuz 300 oldu. İnşallah devamı da gelecek projemizin. Herkese buradan çok teşekkür ediyoruz. Haziran ayında yapılan dağıtımda 2 koç ve 20 damızlık koyun alan Kumru ilçesinden Hüseyin Ayrı adlı çiftçinin bir koyunu önceki gün 300 doğum yaptı. Bir doğumda 3 kuzu sahibi olan koyun Hüseyin Ayrı'yı sevindirdi. Şu anda çok memnunum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Bütün yetkililerime çok teşekkür ediyorum burada. Sağ olsunlar. İnşallah da devamı gelecek. Çıkartacak koyunlarımız var. 3 tane 4 tane şu anda. Bugün yarın çok mutluyum. Valla şunu söyleyeyim, birçok mesajınız var. Hem haber arasında mesajlarınıza bakıyorum. Teşekkür ediyorum katkınız için. Yani inanın program artık başka bir noktaya gidiyor. Hafta sonu dışarı çıktığımızda ya da farklı ilçelere ziyarete gittiğimizde ya da İstanbul'a, Ankara'ya gittiğimizde insanlar çok yoğun bir şekilde takip ettiklerini, memleketle ilgili haberleri aldıklarını, aynı zamanda da yani hissiyatımıza kapıldıklarını söylüyorlar. Yani sürçülisan ediyorsak affol ama bizler burada hem TV52 ailesi olarak hem Yeni Gün programını yapan ekip arkadaşlarımızla birlikte inanın sizi ne rahatsız ediyorsa, ne huzursuz ediyorsa bunu oradan söylemek durumundayız. Af bekleyen arkadaşlarımız, dostlarımız var. İçeride kader mahkumu dediğimiz kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Haksız yere yattıklarını düşünenler var. Bir suç işleyip artık topluma tekrar araya karışmak isteyen, kaynaşmak isteyen insanlarımız var. Onların mağdur olan eşleri, çocukları, kardeşleri, anneleri, babaları var. Umarım, ümit edelim, beklediğiniz bu af en kısa sürede çıkar. Mesajlarınız için teşekkür ediyorum. Şakir Çelebi, günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı işler, hayırlı programlar diliyorum. Kadına şiddete hayır, kadına şiddet artık dursun demiş. Teşekkür ediyoruz sevgili Şakir Çelebi. Cemal Gençe kardeşim, günaydın. Sevgili İrfan Köroğlu, sana da günaydın. Teşekkür ediyorum. Sevgili Bülent bir mesaj göndermiş. Kadına şiddete hayır, günaydınlar olsun. Bir kadını iki yakaya böl. Yarısı anne, yarısı çocuk, yarısı sevgili, yarısı aşk. Duyanlar bunu bilmez, görenler anlamaz bunu. Yarısı rivayet, yarısı gerçek demiş. O başka bir şey demiş, ben böyle söyledim. Biraz değiştirdim o şiiri. Teşekkür ediyorum sevgili Bülent kardeşimize. Sevgili izleyiciler, hafta sonu Emre Aydın Ordu'ya geldi. Çok önemli bir konser verdi. Şöyle önemli konser verdi. Emre Aydın'ı diğer rockçılardan ayıran özelliği eşinin Ordu'lu olması. Çok sevdiğimiz dostumuz, arkadaşımız sevgili Eda Köksal Aydın'ın eşi Emre Aydın Ordu'ya geldi. Biz de kendisini ikamet ettikleri Turna Suyu'ndaki evlerinde bulduk. Sağ olsun, çok samimi bir röportaj verdi. Bu röportajı ilerleyen saatlerde vereceğiz ama 10. haberimizde sanırım Emre Aydın'ın Ordu ziyareti ile ilgili haber merkezimizin hazırladığı haberimizi izletelim şimdi size. Tempomuz var. Ünlü şarkıcı Emre Aydın eşi Eda Köksal Aydın'la birlikte Ordu'ya geldi. Emre Aydın TV52'ye açıklamalarda bulundu. Aydın yaptığı açıklamada 11 Aralık'ta bir single çıkaracağını söyledi. 11 Aralık'ta bir tane single planlıyorum. Eğer yetişmezse biraz gecikebilir. İbrahim Tatlıses'ten tanıdığımız Yalnızım Dostlarım şarkısını coverladık. Coverladım. Bir İsveç'te bir ekibim var benim. Onlarla beraber böyle değişik bir şey yapmayı. Yani
enteresan oluyor. Hani onlar bu kültüre çok şey değiller. Ya, yani haberleri yok olan bir taneden çok. Ya bir çok gurur duyacağım falan. Hani çok iyi ki yapmışız diyeceğim bir şey oldu. Oluyor daha doğrusu bitmek üzere. Emre Aydın single'ı yani ve ondan sonra da bir single. Belki ondan sonra albüm kaydına girebiliriz. Onu tam kestiremiyorum. İstanbul'da peki zaman zaman bazen takip ediyoruz sosyal medyanızdan. Arada böyle çeşitli noktalarda da konserleriniz oluyor. Yakın tarihte var mı böyle bir... Var. İstanbul konseri var. Hemen Eda bakıyor zaten evet. Takvimden şu anda. İstanbul'da var, Bursa'da var önümüzdeki hafta. Ondan sonra bir işte yılbaşı arası oluyor. 11'i Caddebostan'daymışız İstanbul'da. Aynen. Evet. Fakat Ordu ile ilgili yani şunu söyleyebilirim. Yıllar önce çok bir içecek markasının festivaliyle gelmiştik. Ve ya ben biliyordum tabii ki Ordu diye güzel bir şehir olduğunu duyuyorsunuz. Yani Türkiye'nin şehirleriyle ilgili ne kadar fikriniz varsa o kadar var Ordu'yla da ilgili. Fakat yani o sahil yoluna girdiğimizde hakikaten çok güzel yermiş. Olmuştum ben de herkes evet. gibi. Ve bu bayağı önceydi. En son hava biraz daha sıcakken geldiğimizde bir yürüdük falan sahilde. Çok güzel yani. Biraz daha aslında bence biraz şey eksiği var Ordu'nun. Konser salonu, kültür merkezi gibi bence eksik. Var. Ama onlar da herhalde zaman içerisinde biraz daha oturacak. Eda Köksal Aydın ise eşi Emre Aydın'la nasıl tanıştıklarını anlattı. Ben iç mimarım. Biliyorum. Evet. Biliyorsunuz ha. İşte benim kuzenim aradı bir gün. Dedi ki benim çok yakın arkadaşımın bir şey abisi var Emre Aydın. İşte evini yaptırmak istiyor. Yeni bir ev aldı. İlgilenir misin dedi. Ben de olur dedim. Gittim orada tanıştık. Tabii o zaman başlamadı hikaye ama ilk tanışmamız öyle oldu. Önce evini falan yaptım. Peki dinliyor muydun o zaman kendisini? Dinliyordum. Evet bu arada sevgili Eda ilk kez röportaj verdi. Bizi de kırmadı sağ olsun. Ben sevgili Cavit ve Emine Köksal'ın kızları sevgili Eda'yı çok uzun yıllardır 20 yıldır tanıdığım bir dostum, arkadaşım, kardeşim Adem'le birlikte orada her geldiklerinde mutlaka ararlar. Ama işte bir türlü o röportajı organize edememiştik. Sağ olsun bizleri kırmadılar. Evlerinde ağırladılar. TV'li farkıyla öyle söyleyelim. Bu röportajın tamamını uzman psikolog Nagihan Akarsu'yu stüdyoda konuk ettikten sonraki özür diliyorum. Son kısımda izleyeceğiz. Umarım kaçırmazsınız diyelim bu özel röportajı. Emre Aydın'la yaptığımız bu özel röportajı. Haberlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi sıradaki haberimizi izletelim size. Bakalım sırada hangi haber var? Bölgemizin önemli geçim kaynağı olan fındığa bakım yapmak önem arz ediyor. Kireçleme işlemi ise fındıkta oldukça önemli. Kireçlemede merak edilen çok sayıda konu var. Uzmanlardan alınan bilgiye göre kireç yağmur yağmadan atılmaması gerekirken ilk yağmuru bekleyip sonra toprak tam kurumadan atılması gerekiyor. Karadeniz topraklarının pH'ının çok düşük olmasından dolayı kireçleme işlemi oldukça önemli. Kireci toprağa atmadan önce mutlaka toprak analizi de yapmak gerekiyor. Öte yandan önceki 2 yılda kireç atmışsanız önce tarım kirecini dal iz düşümüne atıp karıştırmalı, 15-20 gün sonra analiz sonucunda belirtilen miktarda kışlık gübrelemeyi özellikle fosforlu gübrelemeyi yapmalısınız. Sevgili izleyiciler, şu anda saatler 08.19'u gösteriyor. Bugünkü program başlığımız diyelim, hani bazıları başka İngilizce terimler kullanıyor ama kadına şiddete hayır, işte bununla ilgili, bu farkındalıkla ilgili belediyeler çeşitli tanıtımlar hazırladılar, kurum ve kuruluşlar çeşitli tanıtımlar hazırladılar. Yani işte bir gün bunu hatırlamak güzel ama bunu hayatın hiçbir safhasında unutmamak gerekiyor. İşte zaman zaman yolda işte bir bakıyorsunuz genç bir kızla genç bir erkek tartışıyor. Tartışmanın tonu ve şiddeti artıyor. O an oradan umarsızca geçiyor insanlar, sizler, bizler geçiyoruz, bakıyoruz. Bence biraz daha gözlemlemek, biraz daha olaya girmek mi lazım sorusunu, aman boş verin ya girmeyelim bize ne dememek gerektiğini daha sonra... İşte kadın cinayetlerinde ya da kadının şiddetle karşılaştığı sosyal medyadaki görüntüleri görünce ahlayıp bahlamamak, oflayıp puflamamak adına önemli diyoruz.
bugün bu farkındalığı gönderen tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza, bu videoları gönderen tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sevgili Bülent Akçay diyor ki, ne güzel söylemiş Emre Aydın, maalesef Ordu'da kültür salonlarının, amfitiyatroların, konser alanlarının eksikliği bir kere de sevgili Emre Aydın'ın gözünden gündeme gelmiş. Neden şehir turna suyuna doğru genişletilmeye çalışılmıyor? Havaalanı üstelik o tarafta, üniversite o tarafta. Neden Ulubey tarafına doğru gidiyor? Ben de bu soruyu soruyorum. Ben sordum bunu. Sevgili Bülent sormadı. Onu da hatırlatalım. Şimdi biraz önce bahsetmiştik bir konser, bir etkinlik diye. Dün sosyal medyada çeşitli gözümüze takılan konular vardı. Bizde kadına, bu arada güzel bir yazı göndermiş sevgili Cemal Genç'e. Bizde kadına hatun denir, bayan değil, gönül verilir, akıl değil. Bizde kadın mahrem görülür, heves değil, mabettir, köle değil. Bizde kadın suya benzetilir, alkole değil, zemzemdir, şarap değil. Bizde hatuna kadınım denir, sevgilim değil diye böyle bir değişik bir yazı göndermiş. Teşekkür ediyoruz, sağ ol. Bu arada şu hani demin Emre Aydın söyledi ya, Ordu'da işte kültür sanat merkezleri yok, Ordu'da konser alanlarının daha fazla olması yönünde. Sevgili Emre Aydın'la şunu konuştuk, işte Sinop yaptı, Samsun yaptı, Kuşadası yapıyor, birçok tatil yöreleri yapıyor. Niye bir festivalimiz yok? İşte bu fındık festivali olur, bu bir rock festivali olur. O yüzden bu etkinliği önemsediğimizi bir kere daha hatırlatıyoruz. Bu akşam önemli bir konser var. Sefat, sana videolarını gönderiyorum. Yayına verirsen çok sevinirim. Sevgili Mustafa ve Müslüm Eke kardeşler. Tanıtımları da izleyince anlayacaksınız. Muhteşem bir konser verecekler. Ordulara bir de mesaj videosu göndermişler. Önce her ikilinin olduğu mesaj videosunu verelim. Ardından konser haberini verelim. Bu akşam Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde, hani az olan, neredeyse tek olan Kültür ve Sanat Merkezimizde bu etkinliği gerçekleştirecekler. Onu da hatırlatalım. Evet, hazırsa o videomuzu görelim. Yoksa sosyal medyadan dün akşam seninle paylaştığım o videoları ve resimleri izleyicilerimizle paylaşalım. Hangisi hazır Sefacığım? Efendim? Tamam, yenisi geliyor. Mustafa Müslüm Eke bu akşam Ordu'da konser verecekler. Sıradaki videomuzu bir izlettirelim size. Aşkın şarabını içerler Dilber, aşkın şarabını içerler Dilber. Mecnun gibi gezer, hey dost sergerdan olur. Görüp candan geçerler Dilber, Ferhat misal döner, hey dost perişan olur. Ah Hüsnün görüp candan geçerler Dilber, Ferhat misal döner, hey dost perişan olur. Herkese merhabalar. Bir Tel Bir Nefes projemizle ilk defa Karadeniz'e konsere geliyoruz. 25 Kasım Pazartesi günü Ordu Kültür Merkezi'nde Ordulu türkü severlerle orada buluşmak üzere. Görüşmek dileğiyle. Evet, bu akşam türkü severler herhalde dikkatle Mustafa ve Müslüm Eke'yi takip edeceklerdir, izleyeceklerdir. Fırsat bulursak biz de spordan arta kalan zamanımızda bu etkinliği takip etmek istiyoruz diyelim sevgili izleyiciler. Evet, sevgili izleyiciler, TV52'de Yeni Gün programı devam ediyor. Mahalli basında ne var ne yok saat 9'dan sonra bu kısmı halledeceğiz ama mahalli basında önemsediğimizi, sosyal medya üzerinden yayın yapan internet haber portallarını önemsediğimizi de bir kere daha hatırlatalım. Sevgili Atilla Şimşek, 16 Türk devletlerinde
hatunlar hünkârdan sonra gelen ikinci kişi olmuşlardır diyerek programa böyle bir katkı sunmuş. Teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi dün Sefa sana gönderdiğim bir video var. Konya valisi Öğretmenler Günü, Konya'da bir etkinlik var ve vali devlet adına mı ayar veriyor, neye sinirlendi bilmiyoruz ama üstelik Öğretmenler Günü'nün olduğu bir günde bugün sosyal medyada herhalde en fazla konuşulan videolardan bir tanesi bu olacak. Akşam da haberlerde izleyebilirsiniz. Protokoldeki bir öğretmeni nasıl fırçalıyor? Bir izleyelim bakalım. Bugün Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Sen öğretmen misin birader? Öğretmen gibi otur da bir görelim ya. Yani böyle güzel duygularla geliyoruz, güzel hareketlerle karşılaşmak isteriz. Ayağını dikip de valinin karşısında oturmak değil. Allah'ım yarabbim. Bu kadar eğitim ordusunu geliyorsun burada, rencide ediyorsun. Beni değil yani, arkadaşlarını rencide ediyorsun. Bana göre hoş. Vallahi ne diyelim, acaba ayak ayak üstüne mi atıyordu vali karşısında, nasıl bir şeydi bilmiyoruz ama hani burası Türkiye. Fakir Baykurt'un bir sözü var. Öğretmen yalvarmaz. Öğretmen o bir evet. Öğretmen yalvarmaz. Öğretmen boyun eğmez. Öğretmen el açmaz. Öğretmen ders verir. Yani bilmiyorum Sayın Vali o gün neye sinirlendi ya da çok mu çirkin bir görüntü vardı. Bu noktayı tam bilmiyoruz ama yani Öğretmenler Günü'nün kutlandığı bir gün yerine orada tüm herkesin moralini bozmak yerine çağırırsınız Milli Eğitim Müdürünü. Ya şu kimdi dersiniz ya da bu nedir ne değildir dersiniz ya da nasıl bir görüntü bilmiyoruz ama bunlar tehlikeli hareketler. Vali olmak da kaymakam olmak da hem hoşgörü istiyor hem sabır istiyor hem dirayet istiyor hem de çok önemli bir görevdesiniz. Böyle ulu orta herkese fütursuzca her şeyi söyleme, her şeyi yapma, her konuyu dikte etme, altınızdaki insanları ezme manasına gelmiyor. Hani tarihimizde de var. Zamanda padişahların o yükselen tutumlarıyla ilgili vezirlerin, sadrazamların söylediği sözler. Böbürlenme padişahım, senden büyük Allah var. Hep böyle halk arasında konuşulur, anlatılır. O yüzden insanlar hangi makama, mevkiye gelirlerse gelsinler, hoşgörüyü bırakmamalı, hoşgörülü olmayı bilmeli. Bu makamların gelip geçici olduğunu anlamalı. Zaman zaman bunu işte milletvekillerinde de işte belediye başkanlarında da ya da bir dairenin kurumunun müdürlerinde de görüyoruz. Mesela nezaket ziyaretine birisinin yanına gidiyorsunuz. Konuşurken karşınızdaki iyi niyetliyse ya da hayata dünyaya pozitif bakıyorsa o an söylediğiniz birkaç cümleden yanlış bir şey anlayamıyor. Ama eğer kibirliyse kibrinin nefsinin ve bulunduğu koltuğun kendinde gücünü alıp küstahlaşmak adına her türlü şeyi yapabiliyor. O makamlarda onlara çok fazla kalmıyor zaten. Diyelim böyle bir sosyal medya mesajı vermiş olalım diyelim. Şimdi korkuyorum bu aralar sosyal medyada çeşitli videolar var. Sefat, bu benimle ilgili olan videoyu sakın verme yayına. Önce onu söyleyeyim, o yanlışlıkla gelmiş sana, farkında mısın? İzledin mi? Evet, nasıl bir videoydu? Bir ver bakalım diyelim hadi, kendimizi mahvetme kuruna sabahın bu saatine tebessüm edin diye bu videoyu izlettiriyorum şimdi size. Ses yok mu? Evet, şimdi sosyal medyada bu aralar dolaşıyor. Dün akşam biz de bu kervana katıldık. Snapchat'te sanırım bir yaşlılıkla ilgili bir program var. Sevgili oğlum Yağız'ın kurbanı oldum. Benjamin Button'ın hikayesi gibi görüyorsunuz. Buralar sosyal medyada herhalde en fazla gülümseten videolar bu videolar. Yaşlansak nasıl olurdu diye. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Ses yoktu ama sevgili izleyiciler, teknoloji artık o kadar ilerliyor ki bizim jenerasyon biraz teknolojiden uzağız, onu da söyleyeyim. Hani biz artık 45 ile 50 yaş grubu arasındaki gazeteciler diyelim. Zaman zaman sokakta karşılaştığım meslektaşlarım var. Ya işte diyorum, biz teknolojiden uzağız da kendi adına konuş diyorlar. Onlardan bir tanesi de sevgili Nevzat Akata.
sosyal medyayı en iyi kullananlardan bir tanesi diyelim. Dün akşam merakla beklenen program yayınlandı. Sevgili Ümit Atabay hazine bulamadı. Dün akşam biz de oturduk vallahi evde. Ümit'in o girdiği dipsiz mağaradan duvarda bulduğu testi zannettiğimiz şeyin taş olduğunu görmek, Ümit adına üzüldük, kendi adımıza da üzüldük ama programcılık ve televizyonculuk adına sevgili Ümit Atabay önemli bir iş yapıyor. Kendisini de kutluyorum. Tüm ekip arkadaşlarımız çok güzel projelere imza atıyorlar. Sevgili Fatma Meltem bu şehrin türküsünde önce Büyükşehir'le başladı, daha sonra Altınordu ile devam ettiği ve şimdi de Salı akşamı Perşembe'yi ve Perşembe'nin türkülerini, Perşembe'nin hikayesini anlattı. Özel bir program yapmaya devam edecek. Bu akşam tarafsız sahada ilk kez sevgili Ozan Gürhan Karahan, sevgili meslektaşımız, arkadaşımız, kardeşimiz, dostumuz Atilla Yücel, Ali Aydın ve sevgili hocamız Hüsnü Karakoyun'la birlikte hafta sonu tartışılan, konuşulan Ordu Spor'da ne oluyor sorusunu masaya yatıracaklar. Bu programı da mutlaka kaçırmayınız diyorum. Şimdi cumartesi günü Sayın Şükrü Badır Ordu'daydı. Cumartesi günü Ordu'ya gelen Sayın Şükrü Badır'la ilgili spor haberlerinden bulabilecek miyiz Sefahat? Çok önemsiyorum çünkü Ordu Spor meselesi de gündemimizde olan ve konuşulması gerektiğine inandığımız önemli bir konu. Bizim Sayın Şükrü Badır'la eski dönemden gelen, işte yaşadığımız bir takım özel sebeplerden dolayı çok sıkı bir diyalogumuz yok ama Ordu Spor meselesinde sonuna kadar yeni Ordu Spor üzerinden kulüple ilgili tasarruflarını ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Ancak Sayın Şükrü Bodur'un ve ekip arkadaşlarının yapmadığı bir ayrıntı olabilir. O da şu: cumartesi günü Ordu Spor Kongresi'nin olduğu gün Ordu Spor 1967 kulüp başkanı sevgili kardeşimiz Serdar'la karşılaştık. Özür dilerim, Savaş Şimşek'le karşılaştık. Yanında Ordu Spor 1967'nin yönetiminden iki tane de kardeşimiz, arkadaşımız vardı. Dediler ki vallahi bizi kimse aramadı, bizi kimse bu toplantıya davet etmedi. Keşke bizi de arayarak fikrimizi sorsalardı. Biz yaklaşık 2 yıl içerisinde Ordu Spor'un ayakta kalması için ilk yıl 600 bin lira, ikinci yıl 400 bin lira gibi para harcadık. Logonun kurtarılması ve tescilinin alınması noktasında önemli çalışmalar yaptık ama böyle bir oluşum yaparken keşke Sayın Şükrü Bodur ya da ekibinden birileri de bizi arasaydı, şu yönde bir paylaşım yaptım. Bu onun söylediği söz. Arayanlar oldu mu olmadı mı bilmiyoruz ama sanki Sayın Serdar Şimşek'in, Savaş Şimşek'in, özür diliyorum, işte Sayın Şükrü Bodur beni aramalıydı gibi bir cümlesi oldu. Nedir ne değildir onu bilmiyoruz ama Ordu Spor'la ilgili bu konu en kısa sürede, ki bu cumartesiye kalacak, bu cumartesi günü bakalım ne olacak, bir kongre kararı alındı ama akabinde ne gibi gelişmeler olacak takip edeceğiz. Haber hazır mı Sefat? Tamam, Sayın Şükrü Bodur'un açıklamaları. Sporumuzun maalesef son 2 senedeki sıkıntılarını görüyoruz. Ordu futbolu ve Ordu Spor denilince akıllara gelen önemli isimlerden birisi olan Şükrü Bodur, 19 Eylül stadyumunda yeni Ordu Spor Çankaya Futbol Kulübü karşılaşmasını takip etti. Efsane başkana taraftarın ilgisi büyük olurken Şükrü Bodur'un kentteki varlığı tribünlere de yansıdı. Taraftarlar diğer müsabakalara göre kısmen daha fazlaydı. Ordu'da uzun süredir eksik olan futbol sevgisinin de temellerinin atılması, taraflı tarafsız herkesin hoşuna giderken Şükrü Bodur karşılaşmanın sonlarına doğru stadyumdan ayrıldı. Yeni Ordu Spor'un önümüzdeki hafta yapılacak olan kongresinde Şükrü Bodur'un başkan olması bekleniyor. İstiyorum. Ya profesyonellikte mi devam edelim? Evet, tabii gönül istiyor ki Sayın Şükrü Bodur'u burada da ağırlayalım. Sorularımızı soralım. Kamuoyunun merak ettiği soruları soralım. Umarım Ordu için, Ordu Spor için, yeni Ordu Spor için hayırlı olur diyelim. Bekleyeceğiz, göreceğiz sevgili dostlarımız. Evet İsmail Bey, günaydın. Makam mevki sahibi olana kadar milletin kölesi olduktan sonra kapılar kapanıyor demiş İsmail Seçilmiş. Celal Durmaz da günaydın diyor. Sevgili Feday Bayram, başarılı bir yayın, iyi yayınlar diliyorum sevgili Akın demiş. Sevgili Feday, cumartesi mi pazar mı
Senden davet bekliyoruz. Bizi davet etmedin, o yüzden gelmiyoruz. Küpkaya kanyonuna diyorum ama şu havaların soğumasına müsaade etmeden sana ve sevgili Bülent'e mutlaka uğramam gerekiyor. Yoksa ne deseniz haklısınız vallahi diyelim. Günaydın diyelim. Evet. Şükrü Bey'in söylemleri de eksik olan şehri arkasına almak ve ilerlemek istiyorsa kendi deyimiyle futbol sevgisini yaşatacak kulübü unutmadan birleşmeyi sağlamalı diyor. Evet. Şükrü Bey'in söylemleri de eksik olan şehri arkasına almak ve ilerlemek istiyorsa kendi deyimiyle futbol sevgisini yaşatacak kulübü unutmadan birleşmeyi sağlamalı diyerek sevgili Bülent bir yorum getirmiş. Tekrar söylüyoruz. Evet, eski futbolcular oradaydı. Sayın Şükrü Bodur'un işte yanında Sayın Ergin Kalibel vardı, Bahtiyar Köksal vardı, Ali Mertan vardı. Ordu Spor'un bütün efsanevi kaptanları oradaydı. İşte Üstün Türközer, efendime söyleyeyim Ömer, Atilla, Ali, Ergin, Gürhan, birçok önemli iş adamı oradaydı. Umarım, ümit edelim bu cumartesi günü bir sonuç elde edilir. Sayın Şükrü Bodur hafta sonu Sayın Hilmi Güler'le görüşecekti. O görüşme ne oldu? Buna da tam vakıf değilim ama umarım güzel şeyler ortaya çıkar. Umarım eskisi yenisi nasıl olacaksa bir formül, bir revize yapılır. Bir birleşme mi olur, başka bir şey mi olur bilmiyoruz ama diğer taraftan da Savaş Şimşek ve 1967 Ordu Spor cephesi de olaya farklı bir cepheden bakıyorlar. Bizimle henüz kontrağa geçilmedi diyorlar. Bu konu biraz daha gündemde kalacak ama benim sevdiğim bir slogandır. Tek aşk Ordu Spor. Yani yok adı 67 olmuş, 77 olmuş, işte yeni olmuş hiç fark etmiyor. Tek gerçek, tek aşk Ordu Spor. Hepimizin ortak paydası, sevdası diyelim. Evet, Bülent de benzer bir şey yazmış bu arada. Sevgili Ersin Tomakin, o da diyor ki, abi diyor katılıyorum diyor. Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü buradan kutluyoruz. Ve en kısa sürede de diyor, Beşiktaş'ı bırakacağım demiş. Ordu Spor'u tutuyorum diyor. Peki Ersin, tamam öyle olsun. Hadi bakalım kolay gelsin diyelim. Sevgili izleyiciler, TV2'de Yeni Gün programı devam ediyor. Haber merkezindeki arkadaşlarımızın hazırladığı haberleri bugün önümüzde göremedik. Onu da söyleyelim. Haber merkezindeki arkadaşlarımıza da kolay gelsin. Hangi haber var sırada Sefaç'ım? Evet. Evet. Murat amcayı bir izleyin şimdi. Bakın böyle bir şey olmaz diyeceksiniz. Sıradaki haberimizi Murat amcayı izlettireceğiz sizlere. 85 yaşında çobanlık yapıyor, geçimini çobanlıkla sürdürüyor. Ordu'nun Akoluk Mahallesi'nde yaşamını sürdüren 85 yaşındaki Murat Ünal gençlere taş çıkarıyor. Biz hoş geldiniz, safa geldiniz. Ünal 91 koyununa kendi imkanlarıyla bakıyor. Çocukluğundan beri hayvan bakan Murat amca görenlerin takdirini kazanıyor. Ben 1937 doğumlu, Akoluk doğumlusu, Ulubey, Dursun oğlu Murat Ünal, Poyrazlı sülalesinden. Esas Poyrazlı sülalesinden soy ismimizi değiştirdik, Ünal oldu. Köyde koyun, mal, her şeyimiz, inek, dana, her şeyimiz var yani, çok şükür. Hep bu işi yapıyorduk, yaylacılık yapıyorduk Çambaşı yaylasında. Koyunu kuzu yuraya götürüyorduk. Şimdi kimsemiz olmadığı için koyunu güdüye veriyor burada. Yazın güdüye veriyor. Geri dönüşte biz bakıyoruz köyde. Kaç koyun? 91 koyun var. Eskiden de bu kadar yapabiliyor yani. Pek çok ilerisini yapamıyor. Çünkü masrafı çok oluyor. Ben çocukluğumdan beri böyle babadan, atadan, dededen böyle gördüm. Böyle geldi, böyle geçiyor. Bu işin zorlukları var. Yok değil. Yani bunun yem parası, saman parası, çoban parası, her şeyi var yani bunun. Zorlukları var. Kışın ne yapıyor hayvanlar? Kolay bir şey değil bunu yapmak. Kışın mandırada yem saman yiyorlar. Yem saman yiyorlar mandırada.
Kışın ne yapar ki? Kışın yayılmaz. Tabii. Bu böyle olursa, havalar karmarca olmazsa yayılıyor tabii dışarıda. Karmar olursa içeride. Evet, bugün 25 Kasım. Bugün kadına şiddete hayır farkındalık günü. Bugün tüm Türkiye'de göreceksiniz, çeşitli etkinlikler yapılacak. Biz de birazdan kadına şiddetle ilgili uzman psikolog Nagihan Akarsu'yu stüdyoda konuk alacağız. Sosyal medyada birçok hazırlanan tanıtım videosu vardı. Fas'ta belediyesininkini programın ilk bölümünde mi girmiştik Sefa? Sabah saatinde. Şimdi Fas'ta belediyesinin tanıtımını girelim, ardından bir tanıtım daha var. İki tanıtımı peş peşe girelim ve bu önemli günde bir kere daha kadına şiddete hayır diyelim. Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde de tüm kadınlarımızın yanındayız. Kadınlarımız bizim kalp atışımızdır. Kadına şiddete hayır. İbrahim Ethem Kibar, Fatsa Belediye Başkanı. Sadakatli bir eşim, merhametiyle sarmalayan bir anne, geleceği hazırlayan bir kadın, ışığını kısıp gölgede bırakma. Ellerini uzatıp tutmak istediğinde ben buradayım. Öfkenle değil, sevginle yanında tut.
Evet, bugün 25 Kasım, tekrar söylüyoruz. Kadın anadır, kadın kardeştir. Kadın hayatımızdaki en önemli, yaşamımızda bizimle birlikte olan, onu paylaşan, dertlenen, dertlere çözüm bulmaya çalışan candır, kandır, hani ne derseniz deyin ama kadın bir şiddet olayıyla anılmayacak bir durumdur ve olgudur diyelim. Biz artık bu haberleri yapmaktan, bu haberleri sosyal medyada duymaktan ya da haber bültenlerimizi ekrana getirmekten sıkıldık. O yüzden algılarımızı biraz daha fazla açmamız gerekiyor. Bir kere daha söylüyoruz, bu tip böyle bir olayla karşılaştığımızda, ama sokakta yürürken, ama üst kattaki bir sese kulak kabartırken aman bana ne demememiz gerekiyor diyelim. Sevgili izleyiciler, birazdan kısa bir araya gideceğiz. O kısa aranın ardından ne yapacağız? Sizlerle psikologumuz Nagihan Akarsu'yu, kadına şiddet, hayır ve diğer konuları konuşacağız. Son zamanlarda artan intihar vakalarını konuşacağız. Topluma ne oluyor? Toplumun kimyası mı bozuldu? Bakacağız. Yağmurlu bir İzmir sabahından günaydın demişler. Hep güneşli bir İzmir sabahı olurdu. İzmir'e de selam olsun. Kolay gelsin diyelim. Şimdi sevgili arkadaşlarımız zaman zaman bu orduyla ilgili biz görselleri veriyoruz. Kameraman arkadaşlarım kameranın karşısına geçiyorlar. Canlı yayında orduyu gösteriyoruz onlara. Sevgili Akif de şimdi onu yapacak. Hani bu görüntüler ve güzel böyle bir ordu türküsüyle sizleri baş başa bırakıp hani yine yaşarsın fındık dalları hazır sonbahardayken. 0846 14 dakikamız var. Evet, yönetmenim uyarıyor. Bu konuyu tartışacağız Sefat diyelim. Reklama gidelim. Ardından TV52'de Yeni Gün programı devam edecek. Tarafsız Saha her pazartesi 21'de TV52'de. Sefa Merve'de binlerce üründe %50 indirim. Bereketli Cuma haftasına özel Sefa Merve Tunik 5.47 Euro, Sefa Merve Elbise 13.72 Euro. Sefa Merve Ferace 10.97 Euro, Sefa Merve Tunik 8.22 Euro. Üstelik Avrupa ve Amerika'ya kargo bedava. Hazırlanın, taşınıyorsunuz. Prestij, kalite, konfor hepsi tek bir çatı altında. Adalı Gayrimenkul, hayallerinizin ötesinde yaşam alanı, turkuaz evlerini gururla sunar. Bahçemiz şehir parkıyla yarışıyor. 7300 metrekare alan üzerine %80'i yeşil projemiz sizi ve ailenizi çok mutlu edecek. Gelin turkuaz evlerini yakından inceleyelim. Fore kazık temel sistemi, çift asansör sistemi, asmolen döküm, balkonlarda televizyon ve ısıtma sistemi, %80 sonrası ürün beğenme fırsatı, kara sıvayla birlikte mantolama, ödüllü peyzaj, tüm blokların altında sosyal tesis ve misafir otoparkı, kiler, ütü odası, giyinme odası, basketbol sahası, çocuk havuzu, çocuk oyun parkı ve çok daha fazlası burada. Örnek dairelerimizi görmeden ev almaya karar vermeyiniz. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. İstanbul'da Tokat'a gitmek gerek. 900 adımda 900 yıllık tarihiyle 14 farklı devleti barındıran Anadolu'da tarım, ticaret ve sanatın boy attığı, alimler konağı, fazıllar yurdu, şairler yatağı, tescilli Tokat kebabı, pekmezi ve yaprağıyla Anadolu'nun vefa kalesi Tokat, İstanbul'a geliyor.
Yeni Kapı Etkinlik Alanı'nda 28 Kasım 1 Aralık tarihleri arasında 4 gün boyunca birbirinden farklı etkinliklerle Tokat'ın tanıtılacağı Tokat günlerine tüm halkımız davetlidir. Tokat Sivil Toplum Kuruluşları. Aracınız nefes alsın, performansı artsın, yakıtı düşsün istiyorsanız Esla Performans'tan açılışı özel kampanyayı kaçırmayın. DPF, partikül ve konvertör temizleme, yazılım ve işçilik dahil 500 lira. Her marka araca diagnostik arıza tespiti 50 lira. Yanlış duymadınız. Orijinal yazılımla kara dumana ve kötü performansa son. Performansla amaç hız yapmak değil, kullanım konforunuzu iyileştirmek, aracınızdan daha fazla keyif almanızı sağlamak. 20 yıllık Almanya tecrübesiyle şimdi Orduluların hizmetinde. Esla Performans. Subaşı Mahallesi 490. Sokak numara 9 Taksim A Altınordu Ordu'da. İşimiz profesyonelce orijinal yazılım. Yerli üretim, eşsiz tasarım, kaliteli, dayanıklı ve şık ürünleriyle sektöründe lider bir marka. Empo Pompa. Tarih bizi tanımlayan kelime. Tam 1986 yılından beri sanayi iş kollarına hizmet veriyoruz. Yüksek verimlilik, düşük bakım ilkesiyle işletim ömrü uzun, korozyona dayanıklı, hafif, yüksek verimlilikle tasarlanan olağanüstü mekanik pompalar eşsiz bir mühendislikle hazırlanıyor. Çelik sanayinin kalbi pompalar Empo kalitesiyle üretiliyor. Dalgıç pompalar, santrifüj pompalar, sıcak su pompaları, kademeli pompalar, salyangoz pompa, hidroforlar, yangın pompaları, dünya çapında kimyasal veya endüstriyel işlem uygulamaları için ideal şekilde özel olarak tasarlanır. Ürünlerimizin arkasındayız ve bizimle çalışmanızdan onur duyarız. Suyun olduğu her yerde. Empo Pompa. Metehan Özel Servis. Araçlarınızın tüm arızalarında, tamir ve bakımlarında araçlarınızı güvenle teslim edebileceğiniz tek adres Metehan Özel Servis sizlerin hizmetinde. 20 yıllık Almanya tecrübemizde her türlü Avrupa araçlarının periyodik bakımları, arıza tespiti, beyin okuma, alt üst bakım, klima bakımı, fren testi, araç muayeneye hazırlık, otomatik şanzıman, yağ bakım tamiri ve çok daha fazlası. Deneyimli usta kadromuzda araçlarınızı garantili olarak yapıp zamanında müşterilerimize teslim ediyoruz. Metehan Özel Servis. 444-5213 ara Türkiye'nin her yerinden İshak Çay Sigorta. 444-5213 ara Türkiye'nin her yerinden İshak Çay Sigorta. İshak Çay Sigorta.com. Osman Köksal Otomotiv'e uğramadan lastik almaya karar vermeyin. En son teknolojiyle donatılmış servis ekipmanlarımızda lastiklerinizin değiştirilmesinden tamir, balans ve her türlü servis hizmeti güvenilir servisimizde sizleri bekliyor. Yeni lastik satışı, yazlık ve kışlık lastik satışı, dört mevsim lastik, oto lastiği, minibüs lastiği, kamyon lastiği, lastik tamiri, balans ayarı, sökme takma, ayrıca her marka lastik satışı Osman Köksal Otomotiv Lastik Park'ta. Michelin, Lassa, Tatco, Riken, Brelli, Goodyear, Petlas, Osman Köksal Otomotiv Lastik Park'ta en uygun fiyata sizleri bekliyor. Siz de lastiklerinizi onu en iyi tanıyanlara getirin. Güvenilir ve garantili hizmetin keyfini sürün. Lastik Park denildiğinde yılın 365 günü her markada kampanya. Huzur dolu, güvenli bir gelecek için yaşamınızı kolaylaştıracak ince detaylarla donatılmış projelerimizle sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesinde şık, ferah ve konforlu dairelerimizle sizlere tarihi fırsatlar sunuyoruz. Fırsat 1. Bucak Mahallesi'nde Devlet Hastanesi ile Eğitim Araştırma Hastanesi arasında tamamı bitmiş, anahtar teslimi hemen taşınabileceğiniz 90 metrekare ile 144 metrekare arasında değişen daireler. Fırsat 2. Emirkent 2 sitemizde tamamı bitmiş 190 metrekare 4+1 dairelerimiz. Açık ve kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, sauna, fin hamamı, Türk hamamı ve çok daha fazlası bu projede. Fırsat 3.
Şirin Evler Mahallesi'nde Melikşah sitesinde tamamı bitmiş, anahtar teslimi 110 metrekare ile 120 metrekare arasında değişen daireler. Ayrıca yapımı devam eden Nizamettin Mahallesi Hanzade Konakları'nda 125 metrekareden 210 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle sizlere görülmemiş ödeme fırsatları ve seçenekleri sunuyoruz. Selçuk İnşaat, en iyi isteyenlerin tercihi. Sevdiklerinize aldığınız o hediye kutusu var ya, hani taşınırken ihtiyaç duyduğunuz koliler, ayak altında olmasını istemediğiniz eşyaları koyduğunuz kutular, tüm o koruyucu ve aynı zamanda özel ambalajların arkasında bir isim var. Özşahin Ambalaj. Özşahin Ambalaj sektörde yaklaşık 20 yıla yakındır sizlere hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Özşahin Ambalaj, geçen yıllar içerisinde hizmet kapasitesini ve üretim kalitesini sürekli artırarak yoluna başarıyla ve gururla devam ediyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Özşahin Ambalaj, koli bizim işimiz. Kendi kendimize sorduk. Nasıl bir evde yaşamak isterdik? Konforu nasıl tanımlardık? İşte tüm bu soruların sonunda köy içi evleri ortaya çıktı. Ordu'da 15.500 metrekare üzerinde inşa edilen köy içi evleri projesinde tüm daireler deniz ve bahçe manzaralı. Üstelik yeşilin 1001 tonu da köy içi evlerinde. 125 metrekareden 280 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle geniş ve ferah yaşam alanları sunuyoruz. Giyinme odası, kiler ve ütü odası, tüm odalarda ve balkonlarda TV sistemi bitmedi. Tüm balkonlarda ısınma sistemi ve çok daha fazlası bu projede. Fore kazık temel sistemi, çift asansör, asmolen döküm, kara sıva ile birlikte mantolama, %80 sonrası ürün beğenme, çok amaçlı meydan, tüm blokların altında sosyal tesis. Kısacası bu projenin tek eksiği sizsiniz. 24 ay ve 36 ay 0 faiz imkanıyla siz de köy içi evlerinde yerinizi alın. Adalı Gayrimenkul güvencesiyle köy içi evleri tüm zamanların en iyisi. Örnek dairelerimizi görmeden ev almaya karar vermeyiniz. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Sefa Merve'de binlerce üründe %50 indirim. Bereketli Cuma haftasına özel Sefa Merve Tunik 5.47 Euro, Sefa Merve Elbise 13.72 Euro, Sefa Merve Ferace 10.97 Euro, Sefa Merve Tunik 8.22 Euro. Üstelik Avrupa ve Amerika'ya kargo bedava. Herkes daha kaliteli, daha güvenli, daha konforlu evlerde yaşamak ister. Biz de. Gelin komşu olalım. Aynı merdivenlerde günaydın diyelim birbirimize. Aynı otoparkta selamlaşalım. Aynı kamelyalarda doyumsuz sohbetler yapalım. Gelin komşu olalım. Elit Park'ta yaşam başladı. Sınırlı sayıdaki daireler tükenmeden siz de bu eşsiz projedeki yerinizi alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Elit Park bir alan yapı projesidir. Kenan Börekçi'nin hazırlayıp sunduğu Ordu'nun Dereleri salı akşamı evlerinize konuk oluyor. Bu haftanın konuğu Türk Halk Müziği sanatçısı Nehir Güncay. Ayrıca Günay Şahin, Sultanbeyli Ordulular Dernek Başkanı ve Yönetim Kurulu. Ordu'nun Dereleri her salı saat 20'de.
Sevgili izleyiciler, TV2'de Yeni Gün programı devam ediyor. Stüdyoda önemli bir konuğumuz var. Bugün kadına şiddete ve kadına şiddetin farkındalığını ortaya çıkarmak adına önemli bir gün. Türkiye'de çok farklı etkinlikler yapılacak. Biz de stüdyomuza psikolog Nagihan Akarsu'yu konuk aldık. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Tabii üzüldüğümüz haberler, şiddet haberleri bir kere bizi üzüyor. Ya da şiddetle ilgili bir takım görüntüleri görmek. Ama özellikle kadına yapılan şiddeti görmek bizi daha çok üzüyor. Toplumu huzursuz ediyor. İşte son dönemde çok fazla artan kadın cinayetleri, sosyal medyada çok fazla artan kadına şiddete yönelik görüntüler karşısında toplum nereye gidiyor diye kendi kendimize soruyoruz, sorguluyoruz. Annelerimizi düşünüyoruz, kız kardeşlerimizi düşünüyoruz, eşlerimizi düşünüyoruz. Kadın toplumunda, özellikle Türk toplumunda niye böyle kötü olaylarla karşı karşıya kalıyor? Bunun bir analizini yapmanızı istiyoruz. Ardından da soracağımız sorularımız olacak. Şöyle ki aslında tarihteki şiddet olgusuna baktığımızda hani 100 yıl önce de aslında kadına yönelik şiddet vardı. Şu an geldiğimiz durum aslında çok da farklı olmaması üzücü. Bu eğitim seviyesiyle, bu gelişmişlikle dünyada da bu çok yaygın olduğu için olabildiğince dünyadaki bu kısım yani Türkiye'deki hali birazcık daha farklı nedenlere dayansa da kadının toplumdaki şiddete maruz kaldığı en önemli gerçek ataerkil yapının hala devam etmesi ve bunun eğitimle birlikte de tam olarak değişmemesi. Tabii sosyobiyologların en önemli söylediği kısım erkeklerin de bu konuda şiddete ve saldırganlığa birazcık daha yatkın olduğu gerçeği kadınlardan ayrıştırıcı bir nokta. Ataerkil yapı ne yapıyor erkeklerdeki bu yapıyı? Bunu daha olağanlaştırıyor. Yani erkek böyle bir şey yapma hakkını kadına göre ya da diğer kişilere göre daha fazla buluyor. Canlılık açısından da böyle. Yani doğadaki bütün canlılarda erkekler birazcık daha yatkın saldırganlığa ve şiddete. Bu yüzden kadın hep ikinci planda. Ya bir eşya gibi biliyorsunuz geçmişte yine çocuk gelinden hala var gerçi ama satılan başlık parasıyla verilen bir eşya gibi kullanılan bir araç olarak görüldüğü için bu konuda böyle bir istismar edilmesi hala normal olarak algılarımızda var. Biz hani şehir hayatında birazcık daha eğitimin yükseldiğini ve daha azaldığını düşünsek de araştırmalar bunun azaldığı yönünde değil. Evet. Biz tabii stüdyoda geziyoruz bu arada sevgili izleyiciler. Sevgili Nagihan Hanım'a sorularımız olacak. Siz de sosyal medyadan kendisine sorularınızı yöneltebilirsiniz diyelim. Şimdi bugün bir farkındalık günü. İşte çeşitli videolar yayınlanıyor sosyal medyadan, işte basından. Bugün konuşacağız, gideceğiz ama hayat yaşanmış şekilde devam edecek. Yine Türkiye'de ya da ki genelde Türkiye'de kadına şiddet ve cinayet haberleri daha fazla, bir kadının öldürüldüğü haberini duyacağız. Bilmiyorum, siz mesela sokakta yürürken bir kadınla bir erkeğin tartıştığında insanların müdahale etmesini mi doğru buluyorsunuz, yoksa bunu ben sabahtan bu yana söylüyorum. Yani bence toplumsal bilincimizi ve algımızı açmamız gerekmiyor mu? Bu bir süredir aslında hani yine medyanın da etkisiyle biliyorsunuz birkaç olayda da insanların müdahalesiyle birlikte yapılan müdahalede müdahale eden kişi yani halk tarafından kişi dava edildi ve suçlandı. Ve o süreçte bir ciddi bir enerji kaybı tabii ki. Çok daha mutsuz hissetti bunu şey yapan kişiler. Yani bir komşu uyardı ya da yardımcı olmaya çalıştı. Onlara da çok aşırı tepki verdikleri için toplum bu konuda aslında geri çekildi. Birazcık daha. Yani kaygılı sisteminin mi bunu bir kere daha gözden geçirmesi yani burada, lazım? Burada hala birazcık daha düzenlendi. Son yıllarda mesela bu tarz haberler biraz daha azaldı belki. Ama sonuç olarak hani bizler tarafından bir şiddete maruz kalındığında müdahale etmek konusunda bir kaygı var. Önceleri ben kendimde bile hissediyordum ama şu an birazcık daha işte hayvan korumayla hayvana karşı şiddetle birlikte de toplumun duyarlılığının genel olarak arttığını ama bir durum olduğunda da toplum mutlaka duyarlı olmazsa, hep birlikte olmazsak zaten biliyorsunuz en önemli sorun şiddete duyarsız kalmak oluyor. Bu illa sokakta görmemize gerek yok.
bilinçlendirmek konusunda da hepimize görev düşüyor. Kadınların hani bu konuda biliyorsunuz mağdur oldukları için, psikolojik ruhsal anlamda iyi hissetmedikleri için bir şeyle baş etme becerileri kalmıyor. Kalmadığı için de o sırada ne yap? Yani en önemli, en acı durum da kadının zaten o durumda birazcık da şiddeti normal bulması. Toplumun hala %40'ı kadınlarda şiddetin bir şekilde koca tarafından özellikle uygulandığında normal karşılanıyor. Çünkü aile yapısında da muhtemelen hem fiziksel hem diğer anlamda birçok şiddete maruz kaldığı için normal görüyor. Bu normallik, biz ne kadar uyarsak da işte bize en önemli görev birazcık da bilinçlendirmek. Yani haklarını kadının tekrar fark ettirmek. Ama kadın sadece erkeğin varlığında kendini var ettiği için haliyle bu hakkını da yok saymış bir şekilde hayatına devam ediyor. Vallahi aslında hani şiddet hayatımızdan hep çıkarsak ne kadar güzel olacak. Biraz toplum olarak hoşgörüyü de kaybediyoruz herhalde. Bunda son dönemde hani siz psikologlar ya da sosyologlar araştırıyor mu? Toplumun bir kimyasında, dengesinde işte, ama siyasetin tepede yarattığı huzursuzluk, ama ekonomik verilerin vatandaşın alım gücünü azaltması, insanların huzursuzluk yaşıyor olmaları, işsiz olmaları toplumu biraz böyle gerdi diye düşünüyorum. Ama kadına şiddet olaylarında, ama sportif müsabakalarda, ama trafikte. Mesela trafikte araç kullanan bir şoförsünüz aynı zamanda. Doğru değil mi? Evet. Mesela trafikte karşılaşmıyor musunuz? Kadına karşı şoför, diğer erkek şoförlerin daha acımasız olduğunu ya da el kol hareketi yapan. Tabii yani bu zaten... Kartınızı uzatıyor musunuz? Ben psikoloğum, bekliyorum tedaviye. Yani kadının hani ikincil olduğu alanlardan biri de trafik gerçekten ve hani kafamızdaki büyük algıda kadın şoför nasıl olsa. Evet, kadın şoför bu konuda daha beceriksiz olduğuna yönelik bir durum. Hemen hani kadın mı şeklinde direkt hani o yaptığı hatayı bir kadına mal etmeyle ilgili çok ciddi bir baskı var. El kol hareketleri belki bir nebze daha kontrollü oluyorlar belki, ama hani kadın diye güya umursamıyorlar. Ama bu cinsiyetçilik dediğimiz kısım keşke sadece trafikte olsa, her yerde, her yerde, her şekilde bunu hissediyor olmak. Kadınların hani son yıllardaki mücadelesi birazcık daha, evet, gerçekten farkındalığı artırmış gibi gözüküyor. Kendi sünüklerinde kime? Erkeklere yine, karşı. Yine evet. Kadına. Biz daha önce bir çocuk gelin projesi yaparken dedik ki yani bizim ulaşacağımız kesim aslında erkek. Ama biz böyle bir şey yaptığımızda kadına anlatıyoruz. Kadınlar bunu. Gelecek zaten, bir tiyatro yapsak, bir şey yapsak. Yani hatta böyle bir kısa film çekerken dedik ki bütün oyuncular erkek olsun. Kadınları da erkekler oynasın ki bu temsil artsın. Belki bu şekilde birazcık daha ulaşabiliriz. Çünkü duyarsızlık varsa zaten bu konuda bir içgörü, kendini bir fark etme ihtiyacı yoksa hiçbir İlginç. Şekilde ulaşamıyoruz zaten bu ön yargılı ve şiddete yatkın insanlara. Evet, tabii izleyicilerimizden de tekrar söylüyorum. Sosyal medya üzerinden yazan arkadaşlarımız, dostlarımız var. Onları da okuyacağız. Sevgili Nagihan Akarsu, psikolog Nagihan Akarsu, sorularınızı cevaplandırabilir diyelim. Bir izleyicimiz diyor ki çocuğum diyor çok fazla sosyal medyadan yoğunlaşıyor. Sosyal medya kullanımı ile ilgili velilere uyarıları, tavsiyeleri olacak mı? Hem şiddet açısından da sosyal medyayı öncelikle şey yapalım. Çünkü erken yaşlarda, şu an neredeyse 1,5 yaştan sonra, hadi en erken öyle değil. Çocuklar telefonla tanışıyor. Yeni, yani bunu da biz kolaylaştırıyoruz belki bir şekilde hepimizin elinde. Ondan sonra da yani çocuğun bilişsel seviyesi 6-7 yaşından sonra başladıktan sonra okuma yazma derken şiddete o şekilde videoların içerisinde bir reklamda, yani olabildiğince 5-10 dakika arasında, bir saat maruz kalan çocuklarda 5-10 dakika arasında bir şiddet unsuru gördüklerini, hatta bu konuyla ilgili bir deney yapılmış, 15 gün boyunca ergen gruba şiddetle ilgili videolar izletilmiş, diğer gruba da komik ve keyifli sosyal videolar izletilmiş ve direkt yatkınlık olabildiğince, diğer tarafın oldukça empatik, düşünceli davranışlar ama diğer tarafın ise şiddete ve saldırganlığa yatkın olduğu anlaşılmış. Bu yüzden
Yani şöyle söyleyebilirim, hatta okul öncesi çocuklarla ilgili bir deney daha yapılmıştı, sosyal deney. Bir çizgi film izletiliyor, içerisinde bir ayıcığa bir sopayla vuruluyor ve ama çocuklara hiç müdahale edilmiyor. Film bittikten sonra çocukların nasıl davranacağı, orada da gerçekten o tarz bir ayıcık var ve sopa var. Bir şeyle vurmaları için. Film bittikten sonra birçok kişi o ayıcığa vuruyor. Direkt öğreniliyor yani. Evet. Doğuştan gelmiyor belki ama sonradan öğrendiğimiz bu davranış. Daha sonra çizgi film tekrar izletiliyor bir başka gruba. Ancak o sırada öğretmen telkin veriyor. Aslında işte ayıcığa vurmak yerine başka bir şey yapabilir değil mi? Evet diyor. Birkaç böyle telkinden sonra, çizgi filmden sonra hiç kimse ayıcığa vurmuyor. Yani bizler, çocuklarımızın yaş dilimleri çok önemli tabii ki bu videoları izlemeyle ilgili. Bizler kendimizi eğitmezsek, yani atıyorum 6-7 yaşındaki bir çocuk video izlemeye başladı. Bir de başımızdan savmak için neredeyse her yemekte, misafir geldiğinde ellerine tablet veriyoruz, telefon veriyoruz. Onları bir oyunla baş başa bırakıyoruz ama oyunun içeriğindeki evet. O şiddet... Ve fark etmiyoruz da o şiddet illa böyle bariz birine vurma şeklinde olmak zorunda değil. Bir kızgınlık, bir öfke, bağırma, bunların hepsi bir şiddet unsuru, agresyonu ortaya çıkarıyor. Ve mutlaka yanlarında o videoyu izlemek ve yönlendirmemiz gerekiyor. Çocukların zaten yatkın olduğu, yani okulda da maruz kaldığı bir zorbalık oluyor ilkokul dahil. Onu aktardıkları şeyler video seçimlerinde bunlara ilgisini çekiyor. Hele de çocuklarınızda şiddetle ilgili şeyleri izleme eğilimi varsa arka planda ne var? Mutlaka okulda da bir şey yaşıyor mu? Mesela içe kapanık bir çocuğun bu zorbalığa, bu şiddete maruz kalma ihtimali daha yüksek. Aileler bu konuda daha dikkatli olup okulla da işbirliği içerisinde olmak zorunda. Videoların her birinin, hele baştan salma, birazcık dinleneyim, gerçekten yoruluyorlar ama sonrasında uğraşacakları şey bu durumdan çok daha zor ve çocuk için de hayatı boyunca ben diyorum ki buna dikkat etmezseniz ileride bir suçlu yetişiyor. Hele de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı almış. Özellikle doğuştan biliyorsunuz dikkat eksikliği geliyor. Bu çocuklar çok daha dürtüsel oluyor. Bu çocuklarla ilgili işte izlenilen videolar, yapılan eylemler ergenlik döneminde zaten ortaya çıkıyor. Mutlaka bir kavga, suç, illa suç bir cinayet işlemesine gerek yok. Zorbalık da olabildiğince bunun içine giriyor. Evet. Her türlü eyleme bir potansiyel hazırlıyoruz aslında. Dikkat vallahi etmediğimiz her noktada. Dikkat dağınıklığıyla ilgili ailelerin fark edemediğini düşünüyoruz. Zaman zaman biz ebeveynler de kendi aramızda konuşurken. Aileler sizce dikkat dağınıklığını çocukların hangi döneminde değerlendirip ortaya çıkarılması noktasına uzmana ulaşmalı? Dikkat dağınıklığı dediğiniz şey nedir? Onu da bir açmanızı isterim. Şimdi 0-6 yaş döneminde de olabildiğince belirtiler olabilir. Özellikle 3 boyutu var. Dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik. Bizler böyle sadece hareketliliği hiperaktif değil benim çocuğum diye adlandırırsak yanılırız. Okul öncesi dönemde oldukça tespitler, hareketlilik ve bazı testler var bunları ölçebilen. Onlarla tespit edebiliriz ama ilaç tedavisi kısmında birazcık daha erteleyici oluyoruz. Özellikle ilkokul 1. sınıfa başlamış ve bir dönem geçirmiş çocukta okulla da yine belirli bilgiler alarak o zaman tam tanıyı ve tedavisi kısmını belirliyoruz. Ama okul öncesi dönemde de eğer varsa bu konuda davranışsal destek alınması gerektiği için mutlaka fark ettiklerinde davranış problemi gelişir zaten hemen. Çocuk duyarsızdır, duymuyor sanırlar. Hatta işitme testi yapılır. Tabii bizim davranışlarımıza dayanan nedenler de vardır. Her çocuk dikkat eksikliği değil. Bizler yanlış yaklaştığımız için özellikle erken dönemde başlanan teknoloji kullanımı çocuklarda dikkat eksikliğini hatta otizmi, otizmin nedeni hala çok net değildir biliyorsunuz. Zaman zaman şuna katılır mısınız? Çok fazla video klip izleyen çocuklarla ilgili ya otizmi yönlendiriyor da mesela eskiden biliyorsunuz bu sosyal medya yokken insanlar müzik kanallarını açardı. Çocuklar 4 saat, 5 saat boyunca o da tetikliyor derdi. Bilmiyorum katılıyor musunuz buna? Çok fazla video klip ya da televizyon izlenmesi otizmi tetikler mi? Evet. Yani hatta o çocukların göz teması kurmadıkları için zaten çabucak fark edilir. O yüzden de otizm ve dikkat eksikliği bu konuda risk. Okul öncesi dönemde zaten teknoloji kullanımı neredeyse hiç olmasa o kadar iyi. Hiçbir şekilde faydasıyla ilgili. Bazen eğitici videolar izletiyorum. Çok da şey öğreniyor diyorlar. Bir şeyler öğreniyor mu? Bir şeyler kaybediyor. Zaten o öğreneceklerini bir şekilde öğrenecek 5-6 yaşından sonra. Biz 20 dakikanın üstünde 2 yaş öncesinde hiç,
2-6 yaş arasında da 20 dakikanın üstünde izlenmemesi gerekiyor. Yani otizmin zaten net bir nedeni olmadığı için tetikleyip devam etme ihtimali yüksek. Ebeveynleri, özellikle sosyal medyayı kullanan gençleri kontrol etme noktasında geçtiğimiz günlerde yine Ordu'da bir genç intihar etti. Babasının tabancasıyla, bilmiyoruz mavi balina mı değil mi, o meşhur bir oyun var. Yani hep şiddet, sosyal medya, gençler diye bahsederken bütün bu sarmal içerisinde ebeveynlere bu sosyal medyanın, işte internetin kullanılmasını kısıtlanması noktasında önerileriniz ne? Çünkü önemli. İşte kadına şiddetin de dediğimiz gibi birçok şiddetin de alt unsurunu buralardan başladığını düşünerek. Evet, yani ailelerin dikkat etmesi gereken kısım ergenliğe geçen bir çocuk için iletişim kurmak. Eğer o zamana kadar bir güven ve yakınlık ilişkisi içerisinde değilse çok daha zor. Yani artık bir özel hayatı başlıyor, kendine ait bir dünyası var ve ailesinin onu anlamadığını düşünüyorsa artık o noktada bir oyun, bir başka aynı bir şeye, durumdayız. Ben de öyle sosyal bir medyanın bilmediği bir dünyasına kapılmışsa o noktada iletişim kurmak sadece reddedici ve agresyonu ortaya çıkarır. O yüzden ergenliğe kadar olan kısımda doğru bir ilişki kurmak o kadar önemli ki. Yine de ergenlikte çocuk, genç kendini kapatıyor, odadan çıkmıyor, çok az iletişim kuruyor. Davranışlarında bir tuhaflık, duruşunda, temasında, yine göz temasında bir azalma varsa, ki fiziksel belirtileri de var. Biliyorsunuz teknoloji bağımlılığı, oyun bağımlılığı, madde bağımlılığından hiçbir farkı yok. Neredeyse gözlerde kanlanma, işte büyüme, vücut duruşunda bir yorgunluk, halsizlik belirtileri ve depresif bir durum zaten tablo olarak. Aileler bu tip durumları fark ederlerse mutlaka bir uzmanla görüşmeli, çocukla konuşmadan önce, çocukla nasıl konuşacağını da bu şekilde ilerleyerek bazı önlemler alıyoruz. Bu mavi balina da, mavi balinanın doğuşu da zaten o oyunu kuran kişinin de çok ciddi bir şiddet, hatta bir terör neredeyse ortaya çıkardığını, bunun üzülerek, için bir amacı olduğunu bilmek oldukça üzücü zaten. Aynen. Gerçekten de 150'ye yakın Türkiye'de kişi öldü mavi balinada. Evet, dünyayı söylemiyoruz bile. Şimdi isterseniz bir de bu son dönemde toplumsal huzursuzluğumuzun bu kadar arttığı, kaygılarımızın arttığı bu dönemde çok fazla hani intihar vakalarının konuşuluyor olması, işte toplu ölümler, birkaç cümleyle de bunu değerlendirmenizi isteyeceğim. Gerçekten hepimizin gözlemlediği, toplumda çok basit ayaküstü konuşmalarda bile tanık olduğumuz, herkesin bir mutsuzluk, işsizlik, ekonomik kriz olduğunu, dillendirdiğini, yani ilk cümleden bununla başlıyor olmak zaten ilk konumuzun bu olduğunu gösteriyor. Hem Türkiye için hem dünya için bir kriz içindeyiz ve bu toplum ruh sağlığını oldukça bozmuş durumda. Yani uzun dönemdir baktığımızda böyle bir kriz yoktu toplumun ruhunda ve psikolojisinde. Bu yüzden de ekonomik kriz nedenli ölümler, yani intihar girişimleri oldukça artmış durumda. Diğer genç ölümlerinin nedenleri birazcık daha farklıdır. Baş etme mekanizmaları gelişmediği için o dönemdeki çok basit bir çaresizlikte bile, ailesiyle birlikte bir kopuklukta bunu deneyebilir. Ama yetişkin ölümlerinde girişimlerinde çok daha kesin ve ekonomik krize dayalı olduğunu son zamanlarda duyuyoruz. Ve bu da hani sistemsel bir durum olduğu için yine de insanlar belki o maddi sorunları ne kadar çözemese de en azından kendi baş etme mekanizmalarını biraz geliştirmek için destek almak. Burada da şey oluyor, psikologlar bu kadar ücretliyken, evet, zaten biz ekonomik kriz yaşarken daha çok psikolojimiz bozulacak eleştirisini de alıyoruz. Belki burada devletin bir politikası olabilir. Yani aslında kadın ve çocuklar için çok güzel gelişmeler var. Bunun için de belki hani psikologlara daha kolay ulaşmak ve ücretlendirme konusunda belki bir yol izlenecek. Toplum için en azından bir yandan bozarken bir yandan yapıcı bir şeyle bir denge sağlayabiliriz herhalde. Evet. Ben teşekkür ediyorum. En son yine şu kadına şiddetle ilgili toplumu, özellikle erkekleri bilgilendirmek adına, siyasetçilerin de bununla ilgili toplumu rahatlatıcı, örnek olucu rol model kişilerin de nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda dilek ve temenniyle ve öneriyle
Bu kısmı, sohbetin bu kısmını sonlandırıyorum. Yani devlet kısmını düşündüğümde şimdi son zamanlarda hani evlilik öncesi devletin güzel bir şeyi var. Önden bir psikologla görüşülüyor evlenmeden, nikah kıyılmadan önce, ama çok yeterli değil. Yani bu konuda eğitilmiş bir psikolog, yani yeni mezun bir psikolog da bu konuda yeterli olmayabilir. Bunun çok daha eğitimsel bir şekilde, hele de erkekte bu unsuru, şiddet unsurunu fark edecek birçok test de vardır, bir analiz de vardır. Bu fark edildiğinde aynı işte ehliyeti tekrar alırken de tabii ki zorlaştıran bir etken var. Kişi sadece almak istiyor. Kişiler sadece evlenmek istiyor. Böyle bir engel hoşlarına gitmiyor. Ama ileride yaşanacak birçok sorunu önleyebiliriz diye düşünüyorum. Evlilik öncesi kısmında. İkinci kısımda evlendikten sonra son zamanlarda bunu çok daha sonuçlarını gördüğümüz için tekrar ne yapılabilir diye düşünüyoruz. Çocuk doğurma kısmında olabildiğince o kadar bilinçsiz çocuk doğuruyoruz ki kendimizin farkında değiliz ne yaşadığımızın. Hani önceden çocuk doğurunca evlilik de kurtarılır derdi. O şeyden de uzaklaştık aslında. Ama sadece evliliğin getirdiği bir şey olarak çocuk doğuruyoruz. Bu konuda mutlaka devletin kişiler, çünkü kendi bilincinde bunu yapmazlar. Çocuk doğurmadan önce ne kadar bilinçli bir anne baba, evliliklerinde ne kadar sorun var ve bu ne kadar devam edebilir? Çünkü bir çocuk doğurduğunda bütün ömrüyle ilgili sorumluluk, bütün hayatıyla ilgili sorumluluk hissetmeden aslında yapıyoruz. Aslında Avrupa ve Amerikan filmlerine baktığımızda hani aile psikologları, terapistler, grup seansları şeklindeki terapiler falan konuşuluyor. Biz Türkiye buranın biraz uzağız sanırım. Yani Avrupa'nın bence bir 50 yıl gerisindeyiz. Henüz o toplumsal kültürü, bilinci oturtamadığımız gibi özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki ailelerin en az 5 çocuk, 10 çocuk, ki Sayın Cumhurbaşkanı da son dönemde en az 3 çocuk yapın sloganını düşünürsek yani bayağı işiniz olacak o zaman. Yani psikologlar evet, herhalde rağbet gören. Yani sayısı zaten sıkıntılı ama bir çocuk, iki çocuk bile olsa bu çocukların bütün hayatıyla ilgili sorumluluk alabilecek çok yetişkinler var mı? Bu konuda eğitimimiz ne durumda? Bu yüzden belki psikologlar açısından, bir politika açısından en azından evlilik öncesi ve sonrasında çocuk doğurmadan önce mutlaka resmi bir durum olursa bir nebze azaltabileceğimize ben inanıyorum. Çünkü ben görüşmelerde bunun farkına varan birçok kadın burada aslında başrolde, bunun farkına varırsa çok daha önleyici. Çünkü çocuktan 1-2 yıl sonra biliyorsunuz boşanmalar %65 oranında 3. yılda olur evliliğin. Üçüncü yıldan sonra çocuğun hayatıyla ilgili erkeğin gittiği, babanın olmadığı, sonra çocuğun da bundan mahrum kaldığı bir dönem onu bekliyor. Evet, teşekkür ediyoruz. Umalım, ümit edelim böyle çok fazla toplumsal huzursuzluğun olmadığı, daha pozitif konuları konuşacağımız programlarda inşallah bir araya geliriz diyelim. En son neler söyleyeceksiniz? Dilek ve temenni kısmıyla bitirelim. Yani kadına yönelik şiddetle ilgili ya da toplumdaki evet, her türlü şiddetle ilgili, herkesin kendiyle ilgili belirli bir empatiye, içgörüye, yani fark etmesi gerekiyor. Bu konuda kadınların özellikle kendi haklarını fark etmeleri, tanımaları, bunun için de herkese, dediğim gibi sonuçta toplumda bilinç olmayan birçok kadın var. Bunun farkında olan birçok kadının ve erkeğin bu kadınları bilinçlendirmeye, bu çocukları ulaşmaya hepimiz sorumluyuz diye düşünüyorum. Herkes bu konuda elini taşın altında koyarsa ve paylaşımcı olursak zaten birlikte olabiliriz ve şiddetin üstesinden bir nebze gelebiliriz diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, umalım, ümit edelim. Nagihan Hanım'ı önümüzdeki dönemlerde hani böyle toplumun psikolojisinin bozulduğu konulara değil, daha pozitif konularda da alalım. Bir şey soracağım bitirmeden önce. İnsanlar bir mutlu durumlarıyla ilgili gelip böyle paylaşıp ya da bir psikoloji hep sorun getirilir değil mi? Hiç böyle ters gelen oldu mu yani böyle? Aslında oldukça fazla. Yani öyle insanlar mi? Hep böyle sorunla geldi. Ya çok mutluyum, hiç sorunum yok diyen var. Bunu merak ediyorum. Bir süre sonra, yani hiç sorunsuz olmamak, hiç travmatik olmamak mümkün değil bu arada. Değil mi? Yani bu hayatta yaşıyorsak... Hayat bu kadar duran geçiyorsa bir sıkıntı vardır. Mutlaka travmalara maruz kalıyoruz. İşte medya bile travmatik bir etki yaratıyor. Ama yine de mutluluklarını paylaşmak için seanslara gelen birçok kişi var. Şu an bu programa çıkmak sizde böyle bir şey yaratmadı umarım diye. Evet, evet, sevgili Nagihan Akarsu'yu biz mesleğinde yaklaşık 10 yıldır tanıyoruz kendisini. Bundan sonra da konuk olarak ağırlamaktan keyif alacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir programdı benim için. Evet. Sevgili izleyiciler, şimdi şu Emre Aydın özel röportajını sizlere izletelim. Emre Aydın hafta...
bizi kırmadı. Önce orduya geldi, güzel bir konser verdi. Sevgili eşleri Eda ile birlikte evlerinde bizi ağırladılar. TV52 farkıyla, yeni gün programı farkıyla diyelim. Bu özel röportajı umarım sevgili arkadaşlarım bizim o röportaj sırasındaki o söylemlerimizin bazı kısımlarını vermişlerdir, vermemişlerdir. Verdilerse sıkıntı var demektir. İzleyelim bakalım. Birlikte izleyeceğiz sizinle. Sevgili Yeni Gün programı izleyicileri, TV52 izleyicileri, şu anda TV52'nin çok özel bir misafiri var. Siz onu çok iyi tanıyorsunuz. Sevgili Emre Aydın hafta sonu Ordu'daydı. Ordularla buluştu. Aslında Emre Aydın Ordu'ya uzak ya da Ordu dışından gelen bir sanatçı değil. Ordu'nun eniştesi, artık o da bir Ordulu. Ümit ediyoruz, gönlümüz, dileğimiz onun daha sonraki yaşantısında bu şehirde de daha fazla görmek, bu şehrin sokaklarında dolaşırken ya da bir klibini Ordu'da, Ordu'nun o eşsiz manzarasıyla çekmesi ne güzel olurdu diyoruz. Bizleri kırmadılar, teşekkür ediyoruz. Sevgili eşleri Eda Köksal Aydın mı diyelim, Eda Aydın mı diyelim artık? Yani ikisini de kullanıyor Eda aslında. Eda Aydın, bazen Köksal Aydın da kullanıyor. Ne diyelim? Burada kendisi. Birazdan müsaade ederseniz ona da mikrofonu uzatacağız. Ama önce Ordu izlenimlerinizi, hafta sonu yaptığınız konserle ilgili görüşlerinizi ve tabii ki bundan sonra müzik yaşantısında neler olacak? Sizi seven, sizi yakinen takip eden fanlarınıza, hayranlarınıza, izleyicilerinize aktaracağınız projelerinizi merak ediyoruz açıkçası. Tamam. Teşekkür ederim ben konuk ettiğiniz için öncelikle. Biz şu anda Turna Suyu'ndayız ve bir sene önce mi çektik klibi? Bir sene önce, iki sene önce galiba. Buralar Yalan diye bir şarkımın başka bir versiyonu burada çektik. Hatta böyle çok mini bir ekiptik. Ramazan ayıydı hatta, onu hatırlıyorum. Dolayısıyla ve böyle değişik bir video çektik. Aslında timelapse tekniği diye bir teknik var, fotoğrafla ilgilenen arkadaşlarımız bilirler. O tekniği kullanarak bayağı benim çok sevdiğim bir videomdur o. Dolayısıyla yani Ordu'nun güzelliklerinden faydalandık yani o anlamda ilk. Hafta sonu konseri çok keyifli geçti. Zaten çok böyle hevesli geldik. Bizim ekibimizde Ordu'yla ilişkisi olan başka insanlar da var. Gitarcım da öyle. Onun da işi Ordu'lu falan. Böyle hep beraber bütün ekip İstanbul'dan hevesle işte geldik. Çok da güzel geçti. Hakikaten çok çok pozitifti seyirci. Yani Ordu'da bence bazı noktalara, bazı şeylere sevinerek gidiyorsunuz. Yani hakikaten hevesle gidiyorsunuz. Enerjiyi alıyorsunuz. Aynen, o şeylerden bir tanesi bence. Yani özellikle üniversitenin daha faal olması, işte müzikle daha çok ilgilenen bir kitle olmasına da sebep oldu. Dolayısıyla hani çok bundan sonra da her zaman sevinerek geleceğiz. Zaten benim ailem burada, o ayrı konu ama hani evet, iş anlamında da öyle olacak. Peki şu anda müzik çalışmalarınız nasıl gidiyor? Biraz müzik çalışmalarınızla ilgili de bilgi rica edeceğiz. 11 Aralık'ta bir tane single planlıyorum. Eğer yetişmezse biraz gecikebilir. İbrahim Tatlıses'ten tanıdığımız Yalnızım Dostlarım şarkısını coverladık. Ya bir çok gurur duyacağım falan, hani çok iyi ki yapmışız diyeceğim bir şey oldu. Oluyor daha doğrusu, bitmek üzere. Onu sabırsızlıkla bekliyoruz. Başka projeler var. Bir taraftan diye bir bağımsız plak şirketim var benim. Onun medya ile ortaklığı ve işte çok faal bir şekilde yani çok aktifiz yani. Burada Tuğrul Bektaş aynen, Tuğrul da geldi, evet, sahneye çıktı falan. Hani o da Turna Suyu'ndan belki bahsediyor. O Turna Suyu'ndan ama evet, inanın ya böyle bir, ya dün gece aynen ya onu konuştuk, hani Turna Suyu'ndan birisini bulalım falan gibi, yani o kadar bu küçük kadar ihtimal ki hani Turna Suyu'ndan, ya şeyden bahsediyorum, nüfus yoğunluğundan bahsediyorum. Evet. Ya Ordu merkez falan olsa diyeceğiz ki ya çok büyük tesadüf. Hani biz bir label'ız ve bir şarkıcımız var ve o bir rapçimiz var ve o işte oradan, ya Turna Suyu'ndan, yani benim şu anda bulunduğum noktadan aynen uyuduğum evin aynen şurası yani. Bu arada ben de Turna Suyu'ndanım. aynen. Ya dolayısıyla şey, hakikaten büyük tesadüf. Ya topraklar önemli insanları çıkartıyor sevgili. Vallahi öyle. Vallahi öyle. Emre Aydın single'ı yani ve ondan sonra da bir single. Belki ondan sonra albüm kaydına girebiliriz. Onu tam kestiremiyorum. Devam ediyoruz böyle acayip 7/24 hani müzikle. İstanbul'da peki zaman zaman bazen takip ediyoruz sosyal medyanızdan. Arada böyle çeşitli noktalarda da konserleriniz oluyor. Yakın tarihte var mı böyle bir? Var.
İstanbul konseri var. Hemen Eda bakıyor zaten evet. takvimden şu evet. anda. İstanbul'da var, Bursa'da var önümüzdeki hafta. Ondan sonra bir işte yılbaşı arası oluyor. Kaçıymış İstanbul? 11'i Caddebostan'daymış İstanbul'da. Evet. Her başarılı rakçının arkasında bir turna suyulu eş vardır. Ordulu eş vardır. Bence yine de kaçacak röportajdan. Yok. Eda bizi kırmayacaktır. Yok. Eminim ki. Birazdan bence kıracak. Bence iddialar açık. Peki birkaç cümlede ordu ile ilgili. Ordunun geliyorsunuz, geziyorsunuz. Onu da görüyoruz, takip ediyoruz. Ordu ile ilgili nasıl görüyorsunuz? İşte burası bir turizm şehri mi olmalı? Festivaller şehri mi olmalı? Biz hep şeyi kıskanıyoruz mesela. Rock festivalleri yapıyor. Sizin Kuşadası'nda ya da bir başka noktada görüyoruz ama böyle bir mesela rock festivali konusunda eksiğimiz var. Samsun'da yapılıyor. İşte Sinop'ta yapılıyor ama Ordu'da böyle bir festival yapılsa özellikle yaz aylarında. Yani arkadaşlar burada hemen iletebiliriz. Milyon Fest'lerin basın danışmanlığını şu anda gördüğünüz arkadaşlarımız evet. yapıyor. Can ve Yasin buradalar. Medya olarak. Yani burada bir özel bir kolej var. Kolejin bahçesini açabilir. Kolejin sahiplerini tanıyorum ben. Yani aslında şey yeni yeni oturdu ve filizlendi Milyon Fest ve yani Umut Kuzey'in olağanüstü çabaları ve olumlu anlamdaki inadı ve kararlılığıyla böyle bir sürü noktaya yayıldı ve yayılmaya da devam edecek gibi görünüyor. Olabilir Ordu. Ordu bence potansiyel olarak ya tabii ben şeyden çok anlayan birisi değilim. Yani organizasyon ve festival aynen. işinden anlayan birisi değilim. Aynen. Fakat Ordu ile ilgili yani şunu söyleyebilirim. Yıllar önce çok bir içecek markasının festivaliyle gelmiştik ve ya ben biliyordum tabii ki Ordu diye güzel bir şehir olduğunu duyuyorsunuz yani Türkiye'nin şehirleriyle ilgili ne kadar fikriniz varsa o kadar var Ordu'yla da ilgili. Fakat yani o sahil yoluna girdiğimizde hakikaten çok güzel yermiş olmuştum ben de herkes evet. gibi ve bu bayağı önceydi. En son hava biraz daha sıcakken geldiğimizde bir yürüdük falan sahilde çok güzel yani. Biraz daha aslında bence biraz şey eksiği var Ordu'nun. Konser salonu, kültür merkezi gibi bence eksiklikleri var. Ama onlar da herhalde zaman içerisinde biraz daha oturacaktır. Yani oturmaması için hiçbir sebep yok. Dün de gördük çok ciddi de talep var. Yani insanlar çok çok güzel bir seyirci vardı dün. Yani inanın her yeni seyircisi çok güzel olmuyor. Çok böyle müzik dinlemeye gelmiş pozitif bir seyirci vardı. Ya o olduğu zaman, talep olduğu zaman zaten arz da kendisini var ediyor. Dolayısıyla olacaktır o şeylerde. Kültür merkezleri veya benzeri yerler. Evet, son bir özel soru. Sevgili Cavit Köksal bizim Ordu şehrinin çok yakından tanıdığı eşleriyle birlikte çok sevilen bir eğitimci, işletmeci. Birkaç cümleyi de aileyle ilgili bahsetmenizi rica edeceğim. Neler söyleyeceksiniz? Adem, Cavit Bey, Emine Hanım, kayınvalideniz, kayınpederiniz. Şimdi herkesten ricadı yani kaydınızı bize yaptırın falan. Yok hayır onlarla ilgili görüş ve düşünceleriniz. Onlarla seviyoruz onları çok. Yani onlar bizim ailemiz. Yani insan ailesiyle ilgili çok hani rahat ne diyebilir ki? İşte ailenizi çok seversiniz yani. Evet sevgili Eda Köksal'dı o ama şimdi artık Eda Aydın, Eda Köksal Aydın ve ünlü sanatçı Emre Aydın'ın eşi oldu. Bizi de kırmadı. Ben de kendisini çok 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 uzun yıllardan beri tanıyorum. Akın abisini kırmadı diyeyim. Böyle röportajı biraz daha samimi hale getirelim. Sevgili Eda, nasıl bir duygu Emre Aydın'ın eşi olmak? Eyvah. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi sosyal medyadan da takip ediyoruz yurt dışı konserleri, gezileri. Biz ekipten duyduk ki yurt dışına çıkılırken bütün planlamaları, nereye gidilecek, nerede yenilecek hepsinin planlamasını sen yapıyormuşsun. Biraz onunla ilgili birkaç... Ben genel olarak yurt içi, yurt dışı, hani yemeğe düşkünüz biraz. O yüzden nerede en güzel restoran varsa onu bulmaya çalışıyorum. Hani zaten işe gidiyoruz, orada bir stres oluyor bir şekilde. İşte onu biraz daha rahatlatmak adına en azından orada geçireceğimiz bir iki saat boş zamanı hakikaten böyle kaliteli değerlendirelim istiyorum. O yüzden böyle en güzel nerede ne varsa onu yiyelim istiyorum. Onları iyi araştırdığımı düşünüyorum. Yani. Evet. Memnun kalıyorlar. Peki sevgili Emre Aydın'ın fanlarıyla aran nasıl? Onu çok merak ediyoruz. Çünkü erkek hele rockçıların eşlerinin böyle sosyal medyalarda çok fazla görüntüsü görülmez. Sizi de çok güzel paylaşımlarla görüyoruz. Nasıl olumlu tepkiler alıyorsun herhalde? Yani olumsuz varsa da bana gelmiyor. Bana gelenler hep böyle tatlı güzel tepkiler oluyor. O yüzden aramızda iyi bir problem yok. Hani sevmeyen varsa da o dile getirmediği için o kadarını bilmiyorum da.
Peki çok özel bir soru, nasıl tanıştınız? Yani ben siyaset muhabiriyim aslında ama. Onu da evet. Çalışacağım. Ben iç mimarım. Biliyorum, evet. Biliyorsunuz ha. İşte benim kuzenim aradı bir gün. Dedi ki benim çok yakın arkadaşımın bir şey abisi var, Emre Aydın. İşte evini yaptırmak istiyor. Yeni bir ev aldı. İlgilenir misin dedi. Ben de olur dedim. Gittim, orada tanıştık. Tabii o zaman başlamadı hikaye ama ilk tanışmamız öyle oldu. Önce evini falan yaptım. Peki dinliyor muydun o zaman kendisini? Dinliyordum. Evet, dinliyordum. Az ama çok değil. Az değil. Evet. Çok değil. Dinliyordum. Yani. Ben teşekkür ediyorum. Her ikinize de bizi kırmadınız. Umarım bir gün stüdyoda da sizleri ağırlamak isteriz ama çok yoğun temponuz var. Sevgili Eda'ya da size de ömür boyu mutluluklar diliyorum. Müzik hayatınızda hep olsun. Birkaç cümleyle TV'liki izleyicilerine özür diliyorum. Ben de heyecanlandım bu arada. Birkaç cümleyle dilek ve temenni belirtmenizi rica edeceğim. Bütün TV52'ye sevgilerimizi iletiyoruz. Evet. Bizi ordulara izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet, biz de sevgili Eda'ya ve Emre'ye buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili Cavit Köksal'a ve Emine Köksal'a, Adem Köksal'a teşekkür ediyoruz. Bizleri evlerinde ağırladılar. Çok güzel bir misafirperverlik sergilediler. Emre Aydın da ne kadar içten, ne kadar samimi, ne kadar pozitif bir sanatçı olduğunu, ne kadar mütevazi bir sanatçı olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Hani zaman zaman şehrimize ünlü sanatçılar geliyor. İşte kimisinin yanına röportaj yapmak için gidiyorsunuz işte, ya da röportaj talebinizde bulunuyor. Sevgili Emre ve Eda her geldiklerinde sağ olsunlar o misafirperverliği, o samimi hissiyatı bizlere hissettiriyorlar. Röportajda da gördünüz. Ben teşekkür ediyorum önce sevgili Emre Aydın'a, eşlerine, ki sevgili Eda'yı da çocukluk gençlik yıllarından beri tanıdığımız bir kardeşimiz. Ona da teşekkür ediyoruz. Sevgili Cavit Köksal da arkadan röportajı izliyordu. O da hem kızıyla hem damadıyla eminim ki gurur duyuyordur. Çok da başarılı bir sanat hayatı var. TV52 farkıyla bu özel röportajı izlediniz. Evet, sevgili izleyiciler, şimdi mahalli basına bakacağız. Ama mahalli basından önce bu akşamki şu etkinliği bir kere daha Mustafa Eke ve Müslüm Eke Ordu'ya geliyor. Onu hatırlatalım. Onun videosunu izlettirmiştik size. Sevgili Tuğrul Bektaş'la karşılaştık. Sevgili Tuğrul da Emre Aydın orada bir ona bir jest yaptı. Konseri sırasında Tuğrul'u çıkardı. Şimdi bir tanesi ordulu bir genç rapçi. Tuğrul'un klibini izlettireceğiz şimdi size. Ama ondan önce Mustafa Eke'nin konser videosunu izletelim. Sonra tekrar geri dönelim. Sonra Tuğrul'dan birkaç cümle söyleyelim. Aşkın şarabını içerler Dilber, aşkın şarabını içerler Dilber. Mecnun gibi gezer hey dost, sergerdan olur. Görüp candan geçerler Dilber, Ferhat misal döner hey dost, perişan olur. Ah Hüsnün görüp candan geçerler Dilber, Ferhat misal döner hey dost, perişan olur. Şimdi hep stresli haberler, hep gergin konular işledik ya. Önce Türkiye'nin yakından tanıdığı bir rockçı ile yapılan röportaj. Sonra bir kültür sanat haberi verdik Ordu ile ilgili. Oradan da Ordu'nun kendi yöremin eniştesinden sonra kendi yöremizin işte Ordu'dan, Turna Suyu'ndan, Gülyalı'dan yetişmiş bir genç rapçiyi ki video klibi de hakikaten tıklanma rekorları kırıyor. Artık izlenme rekorları demiyoruz, tıklanma rekorları diyoruz. Sevgili Tuğrul Bektaş o akşam o konserde o da sahne aldı. O da çok başarılı bir şekilde performans yaptı. Şimdi sevgili Tuğrul'a destek olalım istiyoruz. O da ordulu. Hep türkücüleri verecek değiliz ya arkadaşlar. Tuğrul Bektaş'ın o klibini izletelim. Son bölümü mahalli basınla, yerel basınla bitireceğiz.
olmasın. Sözüm olsun gitmem artık. Ölüm ağzına konmasın asla. Canım alsan bitmez hırsın. Hoşver tuzak olsun. Gökyüzü bile zifir olmuş sana. Mahalle yanar. Şiir olurum ben. Saçını tarayan uzak olsun bana. İçi gam dolu nefretimin gözü kör sözü dobra. Geceleri kan yağar üzerime yağmur. Sentime düşer ama beni bozmaz. Şafak sökerken mahalle kumpası gibi zarbalar üzerime oynar. Sokaklar evim. Hane tecavüzü bu durum. Kimseler alttan almaz. Bu yakışık değil. Gülme bana. Gözlerim beyaz, bahtım kara. Sarılıp umutlara düştüm dara. Sarılır lakin geçmez yaram. Dünya mapusu bu geçmez zaman. Kehribar tonu gökyüzüm aga. Güller suladım yarınlar için. Saksılar mezarlık oldu bana. Karanlık her yer umarsız. Gözümden akar yaş. İçimde savaş yeri. Yanarsa yansın bu dünya ziyansız. İçimde yanar canım. Beni azat edin. Karanlık her yer umarsız. Gözümden akar yaş. İçimde savaş yeri. Yanarsa yansın bu dünya ziyansız. İçimde yanar canım. Beni azat edin. Benim özlemim ağır müebbet. Yüzüm güler gönlüme kasvet. Derdime boğarım Karadeniz'i. Aldığı canlara sayar elbet. Sözümüz var küskünlere. El kanatan dikenli güllere. Yeniden doğacak güneşen tepeden. Bahar kokacak etraf kara günlere. Bana gül deme. Hayal gücüm inanmaz gülmeme. Şiirlerim var kara günlere. Seni koklamış en kötü güzlere. Saçlarına düşen yıldızların her biri. Kapanan gözlerin için. Yaktığım ateşin közleri gibiyim. Kadehime doldur özlemi içeyim. Kül rengi bulutlara dal git. Tebessüm et maviler açsın. Uğramadıysan sabah olmaz. Bu şehir hep gecelere kalmış. Bileklerime düğümlenir sancıların. Bakışın sicilime yansır. Saçlarına sözüm var. Mevsimlere üflenecek gibi içimde bir sır. Bana öğreten olmadı düşünmenin nasıl unutulabileceğini. Bilmem hiç bu yolda yordam nerede ağlayıp gülebileceğimi. Sokak lambaları göz kırparken gördüm ben ölebileceğimi. Dünyanın adaleti yokmuş düşünmedim sana sövebileceğimi. Karanlık her yer umarsız. Gözümden akar yaş. İçimde savaş yeri. Yanarsa yansın bu dünya ziyansız. İçimde yanar canım. Beni azat edin. Karanlık her yer umarsız. Gözümden akar yaş. İçimde savaş yeri. Yanarsa yansın bu dünya ziyansız. İçimde yanar canım. Beni azat edin. Durul Bektaş, Ordulu bir genç jenerasyonun sevdiği rap müzik tarzındaki rapçi diyelim. Kardeşimize de kolay gelsin. Mustafa Kemal Dumlu, teşekkür ediyoruz. Günaydın. Günaydın mesajlarınız için sağ olun. Mahalli basınla programın bu son kısmını bitireceğiz. Sayın Günaydın, Günaydın Akın Bey. Kocaeli Başiskele'den selamlar. Sizleri izliyoruz. Sabahları Ordu özlemini sizlerle gideriyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet, Ordu'da önemli işler oluyor. Özellikle Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde görev değişikliği olduktan sonra çevreyle ilgili önemli radikal kararlar alındı. Sayın Mehmet Hilmi Güler ve ekip arkadaşları önemli işler yapıyorlar. Hafta sonu Ordu'nun önemli bir konuğu vardı. AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Numan Kurtulmuş Ordu'daydı. Üç gün boyunca Ordu'da çeşitli paneller verdi, ziyaretler yaptı. Bu arada çok yaşa sevgili Sefat. Bu aralar havalar gündüzleri sıcak, akşamları çok soğuk oluyor. Sabahın erken saatlerinde de aman nezleye dikkat diyelim. Ve şimdi isterseniz mahalli basına bir bakalım. Mahalli basında neler var? Fatsa ile başlayalım. Fatsa'daki gazetemiz yine Sayın Numan Kurtulmuş'un Fatsa ziyaretleriyle ilgili önemli bilgiler veriyor. Fatsa çok daha ileri noktaya gelecek demiş AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş. Fatsa Belediyesi'ni de gerçekleştirdiği ziyareti ve Fatsa Belediye Sporu ziyaretini haber olarak değerlendiriyor. İşte orada önemli bir açıklama yapıyor. Seçim vaktinde olacak
açıklamasına bir bakalım. Seçim vaktinde yapılacak. Numan Kurtulmuş seçimin zamanında yapılacağını söylüyor. Gerçi Sayın Cumhurbaşkanı da birçok kez seçim vaktinde yapılacak demişti ama yine erken seçim olmuştu. Bakalım ne olacak, hep birlikte göreceğiz diyelim. Numan Kurtulmuş'un Büyükşehir Belediyesi ziyaret haberi de Fas'taki arkadaşlarımızın gündemine takılmış. Öğretmenler Günü ile ilgili bir haber var. Saygın Atinkaya'nın bir açıklaması var. Hemen o haberin üstünde, seçim vaktinde yapılacak haberin üstünde sefer. Bakın Fas'ta da dün biliyorsunuz Öğretmenler Günü'ydü. Öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü bir kere daha kutluyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle Fas'ta çeşitli etkinlikler yapılmış. Öğretmenlerimizi sadece bir gün değil, onları ve onların sorunlarını ve sıkıntılarını her gün dile getirmek gerekiyor. Atanamayan öğretmenler, eşleriyle ayrı kalan öğretmenler, işte 3 yıldır, 4 yıldır Türkiye'nin bir ücra noktasında yaşayan öğretmenlerimizin sıkıntıları, bunların hepsi ve daha fazlası bence sadece 24 Kasım ve sonrasında değil, sürekli gündemde olmalı, hatırlamamız gereken önemli bir olgu diye düşünüyoruz. Mahalli basınımızı da önemsiyoruz. Bugünkü çıkan günlük gazetelerin, tabii basın ilan kurumunun sayfasında olan gazetelerin haberlerini veriyoruz. Onu da hatırlatalım. Afiş gazetesiyle devam ediyoruz sanırım, değil mi sıradaki? Evet. Numan Kurtulmuş AK Parti'deki adam kayırmacılığına ilişkin konuştu diyor. Bakın Sayın Numan Kurtulmuş orada düzenlenen genişletilmiş il danışma meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, biz kimsenin kendi adamlarını aramıyoruz. Biz milletin adamlarını arıyoruz. Milletin kadınlarını arıyoruz. Milletin gençlerini arıyoruz diyor. Önemli konularda açıklamalarda bulundu. Hamsi Festivali'ni ziyaret etti. Ünye'ye gitti. Fatsa'ya gitti. Ünye'ye yapılacak olan OSB'den bahsetti. Umarım bu OSB, kendisi de aslen ordu Ünyelidir, bir an önce yapılır. Ünyeliler bu hizmeti bekliyorlar. Onu da hatırlatalım. Bir diğer gazetemizde. Bu arada özür dilerim, bu durumdan çıkış ancak seçimle olur diyen Erkan Temiz'in önemli bir açıklaması var. Onu da hatırlatalım. Bu arada Mehmet Hilmi Güler, sevgili Enerji Bakanımız idi. Artık Ordu Büyükşehir'in Hilmi abisi Kabadüz'e doğalgaz müjdesi verdi dedi. MHP'li Engin Yurt'tan, sosyal medyadan Numan Kurtulmuş'a bir eleştiri. O habere bir yakınlaşalım. Afiş Gazetesi'nin verdiği önemli bir haber yine. Bakın MHP Ordu Milletvekili Cemal Engürt sosyal medyadan yaptığı açıklamada AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'la ilgili önemli ifadelerde bu Sayın Cemal Engürt'ün sosyal medyadaki tweetini bulabiliyor muyuz? Oradaki söylediği söylemleri Sefat. Twitter'dan sanırım bu hafta sonuna damgasını vuran önemli bir açıklamaydı. Cumhur İttifakı'nda bir çatlak mı var, acaba bir kriz mi var bilmiyoruz ama Sayın Cemal Engürt, özellikle biz de zaman zaman bunu söylüyoruz ve dillendiriyoruz, Sayın Numan Kurtulmuş'un 5 mega projesiyle ilgili orduya bir borcu olduğunu belirten ifadeler oldu orada Afiş Gazetesi'nde. Onu da bulabilirsek Sayın Engürt'ün tweetini ekrana verebiliriz sevgili Sefat'tan rica edelim. Bir diğer gazetemizle devam edelim. Mehmet Hilmi Güler Gülyalı ve Perşembe'den sonra Kabadüze'de en kısa sürede doğalgazın geleceğini söyledi. Evet, şehir katliamı. Bakın 15 milyon lira harcanarak yapılan, daha sonra da otlak olarak terk edilen Botanik Park arsası üzerine şehir hastanesi yapma inadı sürüyor. Alternatif var. İktidar kanadı şehir hastanesinin aciliyeti ve başkaca yer olmamasını öne sürerken Ordu Üniversitesi'nin arkasında 300 dönüm arazi hastane için kamulaştırılmış ve boş olarak durmaktaydı. Alt kısma gelelim. En büyük kötülük denilen o ifadeye gelelim. Bakın Ordu Barosu Başkanı Avukat Haluk Murat Poyraz, şehir hastanesinin bu şehre yapılacak en büyük kötülük olduğunu söyledi. Araştırmacı yazar Hikmet Pala da burada 800 yıllık Türk tarihinin izleri olduğunu belirterek, bu alana şehir hastanesi yapılmasını isteyen bir kişi milliyetçiyim veya muhafazakarım diyorsa sahtekardır. İnanmayın dedi. İlginç, iddialı bir söz. Ve sevgili izleyiciler, biz de bu konudaki görüş ve düşüncemizi bireysel olarak ben kendi adıma şöyle söyleyeyim. Önce bir kere iktidar partisindeki bu hastaneyi projelendirme ve hayata geçirme noktasındaki arkadaşlarımız kendi aralarındaki şu hastane nereye yapılacak tartışmasını sonlandırmaları gerekiyor. İkincisi de orduya şehir hastanesi mi elzem, yoksa
13 yıl önce açılan Ordu Üniversitesi'nin tıp fakültesinin geniş, modern, büyük, kocaman bu araziye bir tıp fakültesi hastanesi yapılması mı doğru? Bu sorunun cevabını vermeliyiz. Eğer birilerinin ekonomisine hizmet edecek bir şehir hastanesi yapıp burada bir doluluk garantisi verip devlet milyonlarca dolar zarara uğratılacaksa şehir hastanesini istemiyoruz. Bakın tekrar söylüyorum. Bizim acilen bir tıp fakültesi hastanesine ihtiyacımız var sevgili politikacılar. Yani bu 150-200 trilyon liraya stat yapıldı bomboş. 5 yıldır atıl duran bir stadımız varken, 15 trilyon lira harcadığınız bir botanik park varken, bu kadar devletin trilyonları çöpe atılırken, şimdi bir de tutup da şehir hastanesi yok oraya olsun buraya olsun tartışması yapacağımıza, biz büyümesini beklediğimiz üniversitenin hastane yerini bile şehir hastanesine bağışlıyor olmamızı da anlayabilmiş değilim. Eğer şehir hastanesi üniversiteyle senkron bir eğitim araştırma hastanesi gibi kullanılacaksa eyvallah. Buna bir şey demiyoruz. Yani buralar uyumlu bir şekilde çalışacaksa tamam. Ama lütfen diyoruz şu tartışmaları bir an önce sonlandırınız. Hafta sonu Sayın Numan Kurtulmuş da şehir hastanelerinin botanik parkın oraya yapılacağını söyledi. Kim doğru söylüyor, kim neyi söylüyor bilmiyoruz ama bildiğimiz şey evet modern ve yeni bir hastaneye ihtiyacımız var. Benim kişisel kanaatim bu Ordu Üniversitesi bünyesindeki bir tıp fakültesi hastanesi olmalı. Kampüsün yanındaki 300 dönümlük arazinin 40-50 dönümüne yapılmalı. Her branştan hocalarımız olmalı ve yani düşünsenize Ordu'da bir çocuk kardiyoloğu yok. Ne kadar acı. Biz şehir hastanesinden bahsediyoruz. Daha bir çocuk kardiyoloğumuz yok. Üstelik bu kadar güçlüyken siyasette niye Ordu'da bir çocuk kardiyoloğu yok sorusunun cevabını yetkililer versinler diyelim. Olay Gazetesi'ne bir bakalım isterseniz. Olay Gazetesi'nde ne var? Hayat Gazetesi'nden sonra. Evet, Cemal Engürt'ün yazısı. Numan Kurtulmuş reisin resmiyle siyaset devri bitti dediğinde de anlamamıştım. Altın Ordu Ak Gençlik Konferans Salonu'ndaki resme bakınca ne demek istediğini anladım. Salonda tek kare Cumhurbaşkanımızın resmi ve AK Parti bayrağı yok. Numan Bey'in resmi var. Devir Numan devrimi oldu diye 23 Kasım Cumartesi günü böyle bir eleştiri getirdi. Bu da Cemal Engürt farkıyla sosyal medyada konuşulan bir başka haberdi. Olay Gazetesi ile programı sonlandıralım isterseniz. Evet. Olay Gazetesi tarihi alanda inşaat yapılması doğru değil demişler. Ve Ordu'nun umudu Şehri Emin Hilmi Güler. Evet, Hilmi Güler'den bütün toplumun beklentileri bakın. Hani yıpranmamış pozitif siyasetçi rol modelinin en belki de uyduğu isim Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı. Çok da kaliteli bir ekip çalışması, dizaynı yapılmakta. Yanlışlar yapılmıyor mu? İşte daire başkanları alınanlar var. İşte dedikoduyla gelenler var, gidenler var. İddialar bu yönde ama Sayın Mehmet Hilmi Güler'den şu anda devletin yapacağı doğalgaz planlaması belediye başkanından bekleniyor. Ordu Spor'la ilgili mesele belediye başkanından bekleniyor. İstihdamla ilgili proje belediye başkanından bekleniyor. Kendisinin isminin büyüklüğü, Türkiye'deki yatırımları Ordu'ya getirme noktasındaki vizyonu ve misyonu onu böyle bir noktaya bizlerin zihninde, beyninde heyecanlandırdı diyor. Biraz önce çay başından bir izleyicimiz yazmıştı. Tayyip Baba bizi zehirliyorlar, haberin olsun. Bakın çay başında çöp eylemi yapıldı. Bu haberi de önemsiyoruz. Bununla ilgili gerekirse ne yapacağız? Takip edeceğiz. Kivi ile Kivi de bir ilk Kasım'da sulama yapın diyor Yusuf Uzunlar. Önemli bir açıklama. Alt kısmı da okuyarak programı bitirelim. Evet, geçtiğimiz günlerde Ordu'ya gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'un hastane inşaatı eski pazar mevkiinde yapılacak açıklaması Ordu kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Ordulular ve Ordu Sivil Toplum Kuruluşları hastane inşaatının eski pazardaki tarihi alanda yapılması doğru olmaz. Doğru adres üniversite kampüsüdür dedi. Haberin detaylarını okuyalım. Bakın eski pazar açık hava müzesi haline getirilmeli diyen yetkililer, Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun eski pazardaki bu alan maalesef
bir tartışma konusu olmuş. Daha önce botanik park yapılmış. Bu yıkılmış, yerine şehir hastanesi yapılacak denmiş. Bu da tepkiye neden olmuş. Burada arkeolojik kazı yapılarak tarihi değerlerin ortaya çıkartılması gerekmektedir. Eski pazar Hacı Emiroğlu Beyliği'nin bir merkezidir. O nedenle bu alanda bir an önce arkeolojik kazı yapılarak sonra da açık hava müzesi yaparak korumamız gerekir demişti. Geçtiğimiz hafta eski Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun açıklamasıydı. Bu önemli bir açıklamaydı. Şimdi STK'lar Ordu'da şunu konuşuyorlar. Şehir hastanesi nereye yapılacak? Ben de diyorum ki şehir hastanesi mi yapmalıyız, yoksa tıpkı Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nin tıp fakültesi hastanesi ve Trabzon'da olduğu gibi bir tıp fakültesi eğitim araştırma hastanesi yapsak daha akılcı, daha uzun vadede, daha ticarete değil de sağlığa ve insanların birçok alandaki uzman hocalara, profesörlere, doçentlere ulaşması daha kolay olmaz mı sorusunu bir kere daha sorduk sizler adına. Bugünlük de bize ayrılan programın sonuna geldik. Bugün kadına şiddete hayır noktasında bu özel günde konuklarımız oldu, videolarımız oldu. Bizi 2,5 saat boyunca izlediğiniz, izlettirdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam saat 18.30'da TV52 Haber Merkezi'nin hazırladığı haberleri mutlaka izleyiniz. Arkadaşlarımız yine önemli konulara değinecekler. Yarın sabah saatler 07.30'u gösterdiğinde hayatı ve haberleri paylaşmak için buluşmak üzere diyoruz. Haberinizden haberimiz, hayatınızdan lütfen haberimiz olsun. Hoşça kalın.